Hoca tarafından dolandırıldım, bana yardım edin, ben yandım, başkaları yanmasın diye başvurmuştu bize sevgili Nebati Akın. Ramazan Biçer burada olacak. Nebati Hanım diyor ki Ramazan Bey götürdü. Aynı şekil bana da yapılmıştı. Sizin altınlar da gitti mi? Şikayetçi misiniz Ramazan Bey'den? Evet, çünkü ben kendisini zaten tanımıyordum. Kendisi beni tanıttı onuyla. Elvan'la ikisi birlikte işbirliği yaptı, sonra beni tehdit ediyor. Şu ana kadar da tehdit ediyorlar. Elvan sizi ne zaman aradı? Pazartesiydi galiba. Bana patır patır mesajları yağdırıyor. Özgür diyor ki diyor, sen diyor perişan edeceğim, mahkemelerde sürüneceğim, seni de aileni diyor şikayet edeceğim diyor, size dava açacağım, davacı olacağım, size tazminat açacağım. Sen bana hangi haklarla tazminat dava açacaksın? Sen zaten bir çetesin, bir yıldan fazla sen o çeteyi alıyorsun, evine yatırıyorsun, içiriyorsun, işbirliği yapıyorsun. Hocadan bahsediyorsunuz. Sahte hoca onların evine gidiyor. Özgür, evet. Elvan'ın evinde. Evet. Onların evinde niye buluşuyor? Ben onu anlamadım. Kendi ya. Kendi evi yok mu bunun? Kendi evi yok mu bu hocanın yani? Bak, çok havalı görünüyor. Evet. Evde bir çünkü kiralayamamış mı? Yataklık yapıyorlar. Yataklık yapıyorlar. Nasıl? Mağdur daha var. Ben dört mağdur. Aa, evet. Dört mağdur daha, evet, var. Benim eşimle biraz sorunlarım vardı. Tamam. Eşimin, onun eşi daha önce çalıştı, beraber çalıştılar. Ben ailece gidip geldiğimiz kişilerde. Yıldız beni arıyor. Elvan, evet. Evet. Diyor ki Ramazan, bizde benim tanıdığım bir hoca var. Birilerine bir şeyler yaptı, iyi geldi. Senin de eşinde ve annende hani böyle huzur, sağlık için dedi. Eğer istiyorsan gel, bir şeyler yapar, iyi Elvan'ı bir hoca. Elvan'ı nereden tanıyorsunuz siz? Eşimin, onun eşi iş arkadaşı. Nebahat Hanım'la beraber gittik. Aynı gün, aynı tarih. Hayır, bir gün önce benden önce gidiyorsun. Savcılığa da başvurduğumuz tarih de aynı. Bir gün benden önce gidiyorsun. Sizi nasıl dolandırdı? Şimdi ben gittim oraya. Hı. Beni çağırdı. Nebahat Hanım da ben gittiğim zaman beni telefonundan hocayla görüştürür müsün dedi. Yengesi eve almıyormuş, abisini göremiyormuş. Uzun zamandan beri görüşmüyorlar. Aa. Ağzını kapatıp yapmak için getirdi. Öyle şey var o şekilde mı dedi. Hayır, yalan konuşuyor bak. Bu, attığı iftiralara bak, attığı yalanlara bak. Ben sana dedim mi beni böyle bir hocalara götür? Evet, götürür. Sen söylüyorsun. Ben sana dedim ki bana senin, hoca, bu hocaya gidelim. Didem Hanım şu an attığı iftiraya bak, diyor ki kardeşiyle diyor, yengesi evet. Diyor, gitti diyor. Bak konuştu, yalana bak. Doğru. Bak bu yalanla, evet. Var ya, bu yalanla. Şu Sahte Hoca'yı bir bulalım. Ondan konuştu, sonra bunu bir konuşuruz. Tamam. Konuştu, yalanlara bak. Böyle yazılar var sevgili izleyiciler. Arkada da yazılar var. Bunun içinde altın mı vardı? Evet. Ramazan. Evet. Böyle iplerle sarmış mıydı? Şöyle, evet. Neydi? İç içe miydi böyle? Sana, bana bir anlatır mısın beni, bunu bir? Beni gittiğimde kahve içtik biz. Nebahat Hanım, ben, Necla Hanım, kız sonra kardeşi. Daha önce gittiğimde dedi ki bana Sahte Hoca, dedi ki gelirken bir tane siyah tişört, ip getir bana dedi. Bir de altın istedi benden. Ne kadar altın? Bir çeyrek, bir gram, bir yarım, 500 lira para. 200 de bakım parası verdim. Siz ne için, ne yaptırdınız onu bir daha söyleyeyim. Hani daha mutlu olayım, için. Barışayım ve evime huzur olsun diye. Neden de o yalan konuşuyorsun? Benle canlı yayına çıkacaktı, daha evvel size de demiş. Ben eşim duyar, iş yerinde sorun olur diye çıkmadım. Bu şekil bana iftira attı şu an. İftiraları bu nedenle dolayı. Yok, normalde ben hani çıkmak istemedim. Eşimden haberi yok. Ama sen de onu, bir şey söyleyeceğim. Aranızda bir husumet var sizin. Sen daha önce aynı iş yerinde beraber çalışıyorsunuz ya. 6 ay çalıştık. Ne kadar paran var? Bana kazak al. Evet. Bana şunu yok al. Efendim, bana bunu öyle, al. Öyle bir şey yok. Dedim hanım, ben olayları ben niye onun parasında ilgileneyim ki? Ya bir bak, bu iddiayı söyleyeyim, söyle. Aldın, kazak aldı mı sen de ona? Ne kazağı ya? Hayır, almadım. Hep böyle ben onun Türk konuşmalarını yalan efendim, çok öyle benim bir kazaya ihtiyacım yok. Ne zaman beni aradı? Size de ilgisi var mıydı Ramazan Bey'in? Daha neler ya? Ha, öyle bir şey mi oldu? Hayır, maddi yönden bana çok kafayı takmıştı. Şu an maddi yönden. Bunlar ben iftira. Ona o şeyi verecek İftira miyim? Atıyor. Benim bunlarla bir alakam yok. Konuştuğu zaman ben onunla da çok az yanına, bir dakika, bir saniye, bir sakin olur musunuz? Ay, ben de çileden çıkacağım akşam yani. Akşam iş yerinde sabah geliyordu. Ben bugün gittim falan, bayağı ya, bir şey diyeceğim. Ya ben Ahmet Hoca Sahtekar'ın bulunması için geldim buraya. Senle tartışmaya gelmedim. Neyse, ben anlatacağım. Doğruları söylüyorum, sen de konuş. Sen de doğruları konuş. Ben şey söyleyeyim ya, sakin ol. Bir şey söyleyeceğim. Dolanla işim yoktur. Nebahat'cığım sakin ol ya. Nebahat Hanım bir saniye. Aman Didem bir saniye, Hanım hayatımı terk etti bu. Tamam. Kafayı takmıştı bana. 6 ay içerisinde benim başıma neler getirdi bu. Yalan efendim. Kafayı niye neden yalandı? Yalan söylüyor. Biz şimdi burada hiç konuşamayacaksak neden geldik buraya? Tamam, bir de onu dinleyelim mi? Kafayı taktın mı? Maalesef efendim. Biz çok iyiydik. Oturuyorduk, yiyorduk, içiyorduk, konuşuyorduk. Ne zaman Elvan... Talep ettin mi ondan bir şeyler? Yok, hiçbir şey etmedim. Ben neyini talep edeceğim ondan, ne isteyeceğim? Sürekli para var mı diye sormuşsun. Evet. Bakın, biz ya kahvaltı... Ya dur, ben soruyorum. Biz kahvaltı ediyorduk, yemek yiyorduk. Sürekli evden getirdik, oradan buradan alırdık.
başka bir bayan daha vardı çalıştığımız arkadaş. Daha bir başka bayan. Biz yerdik, o yemezdi, içmezdi. Ben de derdim ki ya Nebahat, al bir şeyler ye. Niye yemiyorsun? Bütün gün aç kalıyordu. Niye ben dediğim senden bu. İstiyordum? Ya tamam, bunu boş verin. Senin ya. Bak, ekranda bir tane adam sizi ikiniz de dolandırmış. Dolandırdı Nebahat Hanım. Gelelim. Biz buna gelelim ve bunun için burada mücadele edelim. Benim seninle bir husumetim yok. Sen şu an konuştuğunun farkında mısın? Sen bana iftira attın. Sen şu an iftira... konuştuğunun farkında yok, mısın? Yok, ben şöyle yapmışım, kocalar bilmem sen ne. Sen kendin... Yalan söylüyorsun. Kahve içince bir kendimizden geçtik, evet, diyor. Evet, doğru. Ha. Bir acayip, yani ben de böyle bir şeyin ummazdım. İçinde bir madde vardı galiba. Bilmiyorum, bir şeyler bir şey oldu. Veriyor. Sonra gittik, onları çıkarttı ayrı odaya, beni aldı. Altınları böyle içine koydu. Gözünüzün önünde, evet, mi sardı? Evet, gözümün önünde. Ha. Bana dedi ki iki rekat şükür namazı kıl dedi. Gözlerini kapat, dua et dedi. Sarıyor bir yandan da. Sonra ama altınların döndüm, içinde olduğunu görüyorsunuz. Görüyorum. Evet. Sonra döndüm, namazı kıldım. Evet. Gözümü kapattı, dua ettirdi. Bana devam ettir, sar dedi bunu. Sarmaya ama başladım. Eli çok hızlı olabilir büyük olasılık. Arkasını dönüp şükür namazı kıl demiş ya dedim. Arkasını döndüm zaten. Cebine koydu yani. Ondan sonra bunu dedi hiç kimseye söyleme, gizli tut. Git dedi evinde sakla, karanlık bir yerde kimse görmesin dedi. Vay. Tamam dedim. 3 ay boyunca yani hemen sen hemen şükür namazını kılarken götürdüm ben onu. Eve sakladım. O gün Nebahat Hanım baktığı zaman o gece 2-3 ay geçtikten sonra beni aradı. Dedi ki Ramazan, biz dedi altınları baktık, bezi açtık. Hemen sen de aç dedi. Altınlar yoktu orada. Yoktu. Yani sadece bu bez parçaları falan vardı. İki tane de şeker yani vardı. Şeker düşmüş. Kesme şekeri. Ramazan'ın görüntüleri bir gelsin ekranlara. Yarın açacağız. Tamam mı, yarın açacağım ben. Savaştan çıktım, açacağım, içine bakmam şu an. Hanım görmeden ben çekiyorum seni. Göstermek için. Bağlı bir şekilde açmadım ben, ne bileyim. Sen niye söylemedin, hani sen vermemiştin bir şey. Öyle diyordun ya ben. Sen nasıl böyle bir şey yaptın ya? Elvan'ı aradım, dedim ki yok dedi. Ben dedi kendisine ulaşayım, sana döneceğim. 3 saat telefonu kapattı, ulaşamadım. Tekrar aradım, başka kişilerle görüşüyor. 3 saatte öyle bir görüşme yaptı. Ben de arıyordum o esnada, doğru söylüyor. Sonra dedim ki Elvan, dedim bak ben telefonu dedim görüntülü açacağım dedim. Eğer sana da ne yapmışsa dedim git getir aç dedim, ben görüntülü şu an görmek istiyorum. Dedi ki benim dedi bugün dedi bana geldi, bilekliğimi aldı, bilekliğimden yaptı dedi, sardı bana verdi. Doktor Arif Aslan, ilahiyatçı yazar. Sayın Arif Aslan şu anda telefon hattımızda. Hocam merhabalar Sayın Aslan. Merhaba. Bazı dualar yazıp her ikisine de vermiş iddialarına göre. O dualarda ne yazıyor? Uyduruk şeyler yazmış. Ya, okunmuyor ki. Arapça değil. Arapça değil o zaman hocam. Arapça marapça falan da değil. Benzetmeye çalışmış. Ha, benzetmeye çalışmış yani. İkiz görümceler burada. Onların dertleri 43 yaşındaki kardeşleri Alper Erol'la evli olan gelinleri. Biz değil, kardeşimize yaptığından dertlik yani. Bizim için hiç. Kardeşimizle mutlu olsun. Hem kardeşimden, kardeşime yaptığı, hem annemgile yaptığı. O köye falan hiç gitmiyoruz yani, biz memleketimize falan hiç gitmiyoruz. Gelin Hanım sizin kardeşinizi sürekli aldattı mı? Kardeşim çok iyi niyetli. Çok kalbi temiz. 3-4 gün önce aynı kişiyle evinin etrafında dolanırken, kardeşimi uzaklaştırıyorlar. Evinin etrafında dolanırken bütün eline dedi ki ellerimde falan yara vardı, gittim dedi karakola şikayet ettim dedi. Problem ne zaman başladı sizin gelinle? Yıllardır sürüyor böyle. Bu, teker teker bir başlayalım. Bir gün beni aradı kardeşim, dedi ki ben dedi böyle bir, dedi, benim sıkıntılarım var bacım, bir gelir misin, ben otelde kalıyorum dedi. Ali diye bir şahsına tanışmış daha önce. Demişti böyle ona bileziklerini kaptırmış. Kardeşim eve geldim diyor, bu kim dedim diyor. Sen bize karışamazsın demiş bu kişi. Ben Söngül'üm. Ehbabıyım demiş. Bir İstanbul'a kaçmış orada. Onu bilemiyor. Orada 80 yer parası gitti. İstanbul'a. Peki birinin yanına mı kaçıyor yine? Birinin yanına, kaçıyor. Orada paralar o adamla yiyor geliyor. Bayağı bir bilezik vardı. Sonra bir uzman çavuş diye birini buldu. Ali. Evet. Sahte bilezikleri koluna takıyor. Gerçek bilezikleri ona veriyor. Sonra diyor ki eve geliyor. Kardeşim diyor ki bir ev falan alacağım sana, araba mı ne alacağım diyor. Şu bilezikleri ver, bozduralım diyor. Öyle deyince bakıyor ki bilezikler sahte. Kardeşiniz neden kabul etti tekrar bir araya gelmeyi? Çocuklar için dedi bana. Hayır. Ne olur dedi. Çocuklar için dedi. Sonra biz ne konuşturmadı. Onlardan konuşursan kesinlikle demiş, bizim aileye hiç görmek istemiyor. Bizim aileye uzak tutuyor. Hep uzak tut. Hatta karşım dedi, bizi dedi, ben şimdi anladım ki siz uzak tuttuğundan kendi beni aldatıyormuş dedi. Olaydan 7 ay sonra işte bu dediğiniz Assubay Ali, evet, diye biriyle tanışıyor. Onunla nasıl tanışıyor bu adamlara? Sosyal telefonlara düşkün, evet, galiba sosyal medya. Evet, onunla tanışıyor. O altın bileziklerini alıyor.
Şimdi dedi ki kardeşim taksitle geliyor diyor bayanın koluna. İki kişiyle aynı anda sizin iddianıza göre kardeşinizi aldatıyor. Onu, hem Mustafa ile beraber. O Mustafa'yı kardeşim dedi, kız kardeşimin biri dedi. Sevgilisi Ali'ye ulaşıyor kocası Alper. Fakat iddiaya göre Ali Bey de diyor ki ben de Songül'den kurtulmak istiyorum diyor. Aynen. Sonrasında 1,5 yıl önce de Sorgun'da yufkacı olan evli çocukları olan Salih Yüksel diye biriyle tanıştı. Evet, onunla dedi kardeşim. Şu an dedi o adam evimin. Eğme gelip gidiyor dedi. Ben 1 yıldır onu takip ediyorum dedi. Bir gün biz evine gittik. Biz dedi parayı ikiye bölüyoruz dedi. Yarısı onda olacak, yarısı bende olacak. Yani malları mülkler ikiye bölünecek. Evet. Böyle diyor. Yani böyle şeyler oluyor. Sonra da alıyor onları götürüyor birbirlerine yiyor geliyor. Kardeşim geri kabul ediyor. Çünkü kardeşim çocuklarım diyor. Annemi de dövdü. Aa, benim özürlü kardeşim var. Dövdü şeye gönderdi. Samsun'a gönderttirdi. Hap kullanıyorum dedi. Alper mi hap kullanıyor? Evet. Yani kurtulmaz. Ya onun hayat değil yani. Tehlike içinde. Kardeşim diyor ki yemeği yiyemiyor. Kız kardeşim arar bak. Yemeği yiyemiyor diyor. Eli yüzü tüm yırtmış. Gelen adam içeri girmiş bu adamı görünce evde. O Salih dedik. Saldırmış o Salih dedikleri. Bu adam mı Salih evet, Bey? Bu adam Salih Bey evli. Evli çocukları var. Çocukları gitti var. Gitti geldi evine de gelmiş. Talip, kız kardeşim duydum. Diyor ki yüzlerini öyle bir yolmuş kulaklanınca adam bunu doğmuş. Hatta raporları var. Bu adamın elinde tüm resimler adamın elindeymiş. Bana dedi ben birini alamam. Yufkacının elinde bütün evet, resimler. Evet yufkacının elinde. Nasıl resimleri var peki? Sallaş dolaş dedi inanılmaz dedi hiç görme dedi. Aynı evi beraber mi paylaşıyorlar şu anda? Şu anda kız kardeşim dediğine göre bir kız kardeşim var işte Ankara'da. Hı hı. Onun bir evi varmış kiraya verecekmiş o evde kalıyorlarmış beraber. Nilgün Şenerçli yer görünce şu anda telefon altında. Evet. Ali denilen şahıs da bütün olaylarını ben biliyorum. Bayağı bir parasını falan alıyor. İşte kardeşim artık zor durumda kalınca beni aradı. Alper Erol. Dedi böyle dedi durum var dedi ben ne yapayım. Bir şey yapamıyorum, bir şey ispatlayamıyorum. Adam evimde kalıyor dedi, çocuklarımın içinde kalıyor dedi. Aa, bana yardımcı ol dedi. Bunu götüren insanlar koluna bayağı bir 10 tane, 20 tane bilezik takıyor. Evet. Ben durumum iyi diyor, zenginim diyor. İşte götürüyorlar, bunun paralarını alıyorlar, gene işte bunu kaldırıp atıyorlar. Geri kardeşime geliyor, bulaşıyor, ben alacaksın diyor. Diğer görümce. Aygül Hanım attı mısınız? Evet, Salih'i gören kişi zaten bunu tehdit etmiş, görümcelerin resmini çekmiş, bunu Salih'le görünce yufkacı Salih'le. Ahmet Bey tanıklık ediyor yani şeye, Salih'le evet, ikisini görüyor. Ama demiş ki benimle hani birlikte olmazsan demiş, görümcelerine resmini atarım demiş, onunla da bir birliktelik yaşıyor. Abim dedi, kendilerine dedi, ben adamı evimin çevresinde gördüm, gittim bir araç kiraladım dedi. Hani nasıl gördüğünce akşamdan dedi mesajlaşıyorlar dedi. Akşam mesaj yeri ayarlıyorlarmış dedi. Saklandım dedi. Evim dedi çevresine dolaşırken ben gördüm dedi. Bunu aradım neredesin diye dedi. Evde değilim dedi, demiş o da. Ben kapının önündeyim deyince Salih'i dışarı çıkartmış. Salih eve almışmış aslında. Ferhan ablacığım. Sus. Bir dakika. Bir dakika sus. Ne misiniz? Bir şu anda görümcesi tamam. Bitirdiler. Kurtarın kardeşimi ne olur kurtarın. İdris Bey önemli bir ihbarda bulunuyor. Önce bize bekar olduğunu söyledi. Benim arkadaşıma bu para teklif etti. 150-200 milyar dedi benim param var. Beni dedi bu eşimden kurtarırsanız ben dedi seninle dedi mutlu bir hayat kurup evlenirim dedi. Uzak dur bundan dedim bu seni cinayete sürütecek dedim. İşte Sahte Hoca'nın en son görüntüleri. Önce mağdurun evinde keyif yaptı. Altınları alıp kaçacaktı, başaramadı. Yakalanınca büyük bir soğukkanlılıkla kaçtı. İşte Sahte Hoca'nın kaçışı. İlk kez izleyeceksiniz. Az sonra Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçmedi. İkiz Görümceler anlattı. Türkiye şaşkınlıkla dinledi. Senin yanına kaçıyor. Orada paralar o adamla yiyor geliyor. Kurtarın kardeşimi ne olur kurtarın. İkiz Görümceler gelinlerine isyan etti. Gelinleri Servet Avcısı mı? Bu kaçıncı bir bilseniz var ya. Ya biz köyümüze gidemiyoruz.
gelinleri kardeşlerini öldürmesi için sevgilisine 200 bin lira teklif etti mi? Dedi benim param var, bu eşimden kurtarırsanız evlenirim dedi. Gelinleri ikiz görümcelerin iddialarına cevap verecek mi? Az sonra Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de. Efendim merhabalar, hoş geldiniz. Show TV ekranlarında Vazgeçme programıyla sizlerle birlikteyiz. Ben Didem Arslan Yılmaz, yine çok değerli konuklarımızla birlikte bize başvuranlara derman olmak için sizlerin karşısındayız. Sizlerin de çok değerli katkılarıyla, sonuçta biz burada programda birçok şeyi konuşuyoruz ama ihbarlara çok ihtiyacımız oluyor. Sizin özellikle ihbarlarınızla, verdiğiniz bilgilerle, izleyicilerimizin desteğiyle olayları çok daha kısa zamanda çözmeye çalışıyoruz. Öte yandan sadece... Siz izleyiciler değil tabii ki, değerli emniyet mensuplarının, jandarmanın ve hukuktaki değerli temsilcilerin de, hukukçuların da değerli desteğiyle de, sayın savcıların, hakimlerin de değerli desteğiyle de olayları sonuç almaya çalışıyoruz. Çok da sonuç aldığımız olaylar var. Şimdi ben bugün sadece Orhan hocamız bizimle beraber, emekli cinayet büro polisi Orhan Kemiksiz'le birlikteyiz. Diğer iki uzmanımız yok. Avukat Funda Sadık Ahmet önemli bir duruşması vardı. Ona katılmak için bizden izin istedi. Biz de tabii ki zaman zaman, çünkü çalışmaları da var, müvekkilleri de var. O dolayısıyla bugün yok. Ona kolaylıklar diliyoruz. Psikiyatrist Profesör Doktor Aytül Çorapçıoğlu hocamız da küçük bir rahatsızlık geçiriyor. Şu anda hastanede tedavi altında. Ama COVID değil, onu söyleyeyim şükür. Fakat hocamız bir tedavi olması lazım. Hastanede bir iki gün gözetim altında tutulacak. Hocamıza çok 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 büyük geçmiş, evet, olsun diyorum. Büyük diyoruz. Olasılıkla bizi izliyor. Onu kocaman öpüyorum ve kucaklıyorum. Şimdi... Saati Hoca mağdurlarıyla başlayacağız ve diğer ailelere de yardım edeceğiz daha sonrasında. Nebahat Hanım burada ve Ramazan Biçer burada bizimle birlikteler. Saati Hoca mağduru Nebahat Hanım ve Nebahat Hanım'ı Saati Hoca'ya götüren, ben de mağdurum diyen Ramazan Bey bizimle birlikte. Her ikisinin de binlerce lirası gitmiş. Saati Hoca'ya ulaşmaya çalışıyoruz. Bu arada farklı bilgilere de ulaştık. Dün bizi arayan hanımefendi, özellikle benim elimde bazı bilgiler, görüntüler var. Onları sizlerle paylaşacağım dedi. Sağ olsun gönderdi. O hocanın bayağı fotoğraflarını çekmiş, videolarını çekmiş. Önemli bunlar, belgeler, kanıtlar. Onları da birazdan ekranda paylaşacağız ki siz bunu dosyanıza koyabilirsiniz. Ve bu Ahmet, neydi hocanın adı? Ahmet Çimen. 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 Ama bize, benim adım Osman Çimen diye bizi aradı. Ahmet mi adı, Osman mı bilmiyorum ama soy isminin Çimen olduğunu biliyoruz. İlk gün bizi aradı, sonrasında sırra kadem bastı. Ortada yok. Ekranda gördüğünüz bir fotoğraf. Fakat daha sonra her ikiniz de aslında Elvan Hanım ve Özgür Bey'in evine gitmişsiniz. Evet. Bir mağdur daha var, Gül Hanım. O da ilerleyen dakikalarda telefonla yayına bağlanacak. Şu anda benim bildiğim siz varsınız. Nebahat Hanım var, Gül Hanım var ve diğer bizi telefonla arayan hanımefendi, dört mağdur var. Fakat Elvan Hanım, Gül Hanım'ı arayıp, yani evinde hocayı ağırlıyor, Saati Hoca'yı ağırlayan, ben de mağdurum diyen, ekranda gördüğünüz Elvan Hanım bize bir fotoğraf gönderdi. Daha doğrusu Gül Hanım'a bir fotoğraf gönderdi. Gül Hanım o fotoğrafı bizimle paylaştı. Şimdi Elvan Hanım ne yapmaya çalışıyor? Telefonlarımıza da işte açıyor telefonları ama normalde röportaj vermek isteyen, işte gelmek isteyen, ben de mağdurum, yardım etmek istiyorum diyen Elvan Hanım bence bir şey yapmaya çalışıyor. Neden şüphelendiğimi birazdan sizlerle paylaşacağım. Elvan Hanım da bağlanmak isterse ben de bu şüphemi kendisine de sormak isterim. Ama dün ne konuştuk? Hızlıca bir hatırlayalım, sonra hemen bütün iddiaları şöyle bir masaya dökeceğiz. Saati Hoca olayındaki kilit isim ilk kez stüdyoya geldi. Ben de mağdurum dedi. Benim eşimle biraz sorunlarım vardı. Tamam. Eşimin, onun eşi daha önce çalıştı, beraber çalıştılar. Ben ailece gidip geldiğimiz kişilerdi. Böyle yazılar var sevgili izleyiciler. Arkada da yazılar var. Bunun içinde altın mı vardı? Evet. Ramazan. Evet. Böyle iplerle sarmış mıydı? Evet. Şöyle. Gözlerini kapat, dua et dedi. Sarıyor bir yandan da. Sonra ama altınların döndüm, içinde olduğunu görüyorsunuz. Görüyorum. Evet. Sonra döndüm, namazı kıldım. Evet. Gözümü kapattı, dua ettirdi. Bana devam ettir, sar dedi bunu. Sarmaya başladım. Altınlar yoktu orada. Yoktu. Yani sadece bu bez parçaları falan vardı. İki tane de şeker vardı. Allah rızası için, evet, para çok zor kazanılıyor. Para hiçbir zaman kolay, kolay kazanılmıyor. Ben bugün çok mağdurum. Tek gözümle kalmışım. Tek gözümle mücadele ediyorum. Allah rızası için şu dolandırıcı en kısa zamanda bu tutuklansın.
Nebahat Hanım, Ramazan Bey'e güvenmemekte ısrarcıydı. Şikayetçi misiniz Ramazan Bey'den? Evet, çünkü ben kendisini zaten tanımıyordum. Kendisi beni tanıttı onunla. Elvan'la ikisi birlikte işbirliği yaptı, sonra beni tehdit etti. Yengesi eve almıyormuş, abisini göremiyormuş, uzun zamandan beri görüşmüyorlar. Didem Hanım şu an attı iftiraya bak, diyor ki kardeşiyle diyor yengesi evet. Diyor, gitti. Bak konuştu, yalana bak. Doğru. Bak bu yalanla evet. Var ya, bu yalanla. Şu sahte hocayı bir bulalım, ondan konuştu, sonra bunu bir konuşuruz. Tamam. Doğru. Konuştu, yalanlara bak. Doğru. Senin ona kredi bak. Çekip ev aldınız, kredi borçlarını ödediğin bu için bana bunlara... Kredi borçlarını ödedin. O senin sorunun değil. Sürpriz sanık canlı yayına bağlandı. Sahte hoca mağdurları çoğaldı. Benim bir tane 10 yaşında torunum var, konuşamıyor. Bir arkadaş söylemiş buna. Bu da demiş ki ben 70 günde konuştururum. Sayıştı. Sonra okudu çocuğu. Bir şeyler yazdı. Kızımı okuması için söyledi. 7 tane dedi altın hiç takmayacaksın. Küpelerim ve takı setim vardı üzerimde. Yüzüklerim vardı. Onları verdim. Beni içeri gönderdi. İçeri girdim. Ben hemen açtım. Altınlar içinde yok. Telefonum çaldı. Ben telefonla diğer odaya girince hemen apar topar kaçtı. Evet, Sahte Hoca mağdurlarıyla konuşup şu Sahte Hoca'ya bir ulaşmaya çalışıyoruz. Onların da en azından emniyete de önemli bir ihbardır bu. Başka insanların da canını yakma ihtimali çok yüksek. Yani 4 kişi mağdursa tabii biz hakkında bir şu anda verilen bir karar olmadığı için yüzünü hukuken açamıyoruz. Açamadığımız için de belki çok net bir şekilde göremeyebilirsiniz. Ama Ramazan Bey biraz eşiyle arası açılmış. Ramazan Bey aslında bu Sahte Hoca'ya, Sözde Hoca'ya arasını düzeltmek için gitmiş. Ama maalesef eşi tabii biraz kızgın ona. 3500 lirası gitmiş. Niye gidiyorsun benim için Sahte Hoca'ya demiş. Evet, şu an ben evde kalmadım dün akşam. Ablama gittim. Ev almadı mı siz eşiniz? E haklı tabii. Ben, peki. Ben Elvan Hanım'a inandım. Dedi eşine dedi hani böyle daha iyi olursunuz dedi. Ben bilemedim ki. Ya aranız daha da kötü oldu. Daha şimdi kötü oldu şimdi. Elvan Hanım'a buradan sesleniyorum ya. Benim yuvamı da yıktı yani. Ben nereden bileyim ya, bilemedim ki. İki tane çocuğumu ben dün akşam göremedim. Ay yazık ya. Ben de mağdurum, beni de dolandırdı. Ama bu iftiralardan dolayı da yani ben çok mağdurum ya. Eşimle de aram açıldı. Benim onunla hiçbir sorunum yok. Beraber yedik, beraber içtik, tamam. Elvan beni aradı. Ben götürdüm ama kendi isteğini zorla kolundan tutamam. Burada nasıl kendini savunuyor görüyorsunuz yani. İnsanı zorla götürebilir misiniz? Hep aradın, hep ikna ettin. Ben ikna etmedim. Beni gittin hocayla ben görüştüm. Evet, seni görüştüm, görüştün. Evet, ben hastaneye gitmiştim. Sen hep aradın. Benim şimdi yuvam yıkılacak. Elvan, ben ne yapacağım? Elvan seni arıyordu. Neden bu kadar ısrar ediyordu? Neden ben kimseye ısrar etmedim. Kimseyi zorla götüremez. Elvan niye bu kadar ısrarla arıyordu? Elvan bak, aradı. Evet, Elvan niye aradı. Niye yayına bağlanmıyor? Sen niye dedin ki Elvan beni de aradı. Elvan'ın eşi seni neden İzmir'e gönderiyor? Didem Hanım, İzmir'de benim annem var. Bir Elvan'ın eşi... Çete içindeler bunlar. İşbirliği içindeler. Niye gönderdi? Elvan'ın eşi... Ramazan'ı İzmir'e niye gönderdi? Sana göre söyle de biz de öğrenelim. Elvan'ın eşi Özgür kendisi... Bunu İzmir'e gönderiyor. Bir haftalığına İzmir'e gidiyor. Niçin diyor? Hırsızlık için gönderiyor bunu. Benim diyor. Bir haftalığına ben biliyorsunuz. Bir dakika, bir saniye. Kayıtları da vardı. Şu an söyleyebilirim. Yani kendisi... Nebahat, sen diyorsun ki Ramazan da işin içerisinde. Evet. Yok, öyle mi? Bize... Nasıl işin içindeyim Didem ben? Didem Hanım. Ne olursunuz kendisi ya? Kendisi ses kayıtları vardı. Ses kayıtları bugün telefon nerede görüşmesi ses kaydı yaptı. Nerede? Bugün telefon görüşmesi yaptı. Telefonla konuşarak dedim ki ya ne yapıyorsun sen? Ne yapmaya çalışıyorsun? Hı-hı. Dedi ki ben İzmir'e gittim dedi. Şu an iftira atıyor. Bir şey vardı dedi. Benim ben İzmir'de annem var. Tamam, onları konuşacağız annem ama ben. Annem de rahmetli oldu zaten. Allah rahmet eylesin. Ama şu anda eşinizle aranız bozuk. Benim şu an eşimle aram kötü. Şu an benim konuşmamı tam sonuna erdim. Konuşacağız onları. İftira atıp durma. Bir dakika. Niye iftira atıp doğrular dedi. Şikayetçi olacağım senden. Bak sen bu şekilde şikayetçi olacağım. Güvenlikte de o ses kaydını açmadın. Nerede güvenlikte? Ne ses kaydı? Nasıl güvenlikte? Ya bunlar hepsi yalan mı? Benim annemin yanına gittim. Benim annem. Ablam İzmir'de yaşıyor. Aynı anda konuşmayın. İzmir'deki olay Özgür sürekli bana yani diyor ki bir dakika, bir saniye. Bir Nebahat, konuşmayın. Beni bir dinlemezseniz ben sen bu yayını yapamam. Sen kendini bugün mağdur düşürüyorsun, kusura bakma. Ben de mağdur. Bir dakika. Nebahat değilsin. Bir saniye bir beni dinleyin bugün ki. Bugün çok mağdur olan. Seni ben zorla götürmedim. Sen zorla istemesen götürdüm. Bunu. Zorla götürdüm. Ben seni kolundan tutabilir miyim ben ya? Ben zorla götürdüm. Akıl var, mantık var. Bir müsaade eder misiniz? Ben ikinize. Israrla. Bir Nebahat Hanım. Nebahat Hanım tam konuşacağız. Kurban olayım. Benim şimdi ailevi sorunum var. Ben. Ramazan bir susar mısın? Elvan Hanım hattaymış ama onu hatta almadan önce size bir fotoğraf göstereceğim. Önce sana göstereceğim. Elvan Hanım hatta mısın? Hattayım. Tamam, bekleyin lütfen. Benim size soracak çok sorularım var. Şimdi görmüyorsunuz değil mi arkadaşlar kamera? Tamam. Şimdi senin gittiğin sahte hoca hangisi?
Didem Hanım, bu şu anki halidir. Tam şu anki halidir bu, yani. Evet. Zaten bu mavi gözlü. Bu da 15 yıl önce bunu çekmiş. Ama göz aynı insan. Aynı yani, insan değil ki o. Kim diyor aynı bunu 15 insan, gün önce çekti? Kim diyor? Elvan kendisi bunu söylemiş Gül Hanım'a. 15 yıl önceki resim. Aynı. Peki bu adamla bu adam aynı mı? Senin gittiğin adam hangisi? Değil. Bu. Tamam. Tamam biz onu tamam, soruyoruz. Dur. Ben senin gittiğin adamı soruyorum. Çünkü burada benim şüphelendiğim bir şey var. Sizin gittiğiniz adam hangisi? Şu. Ya ikiniz aynı. Bu mu? Bak doğru söyle. Hayır bu evet. Doğru söyle. Bu. Biz niye adam o zaman... ama 10 senelik hali. Bu şu an yeni hali değil. Ben sana sordum dedim ki hangisine sen gittin bu. Dedim Ramazan. Buna gittin. Evet. Bu adam mı bu adam aynı adam mı Ramazan? Değil. Aynı değil evet. Niye o zaman bana bu diyorsun? Yani göz renginden ben yanıldım. O adamın 15 yıl geriye gittiğimiz zaman. Hayır hayır bir dakika Orhan Bey bir saniye bakın siz de bakın. Evet yani Didem Hanım. Elvan seni de mi aradı? Ne zaman? Seni aradı mı Elvan? Dün yok, yakın hiç zamanda. Hiç alakası yok Didem Hanım şöyle söyleyelim. Bu adamın sakal yapısıyla bıyık yapısıyla hiç alakası yok. Başkalarla yani karıştırıyorlar. Hiç alakası yok. Bir bekle bir saniye bak bir uzman konuşuyor. Sakal yapısıyla bıyık yapısı hiç uygun değil. Bu daha gür sakallı, bu daha zayıf sakallı. Evet. Bu bir. İkincisi 15, oval, evet. 15 yıl önceki hali bu olamaz. Çünkü aynı yaş grubundalar. Aynen. 15 yıl önce bu çocuk olması lazım. Aynen. Tamam. Değil yani aynı insan değil. Ama siz bana niye önce bu diğeri dediniz? Ben karıştırmış olabilirim. Ben fotoğrafını... O farklı bir amaç taşıyor. Ramazan Bey bak her şeyi bana gerçeğini söyleyeceksin. Ben gerçeğini söylüyorum. Nasıl söylemiyor Didem bir dakika, Hanım? Nebahat sen bir karışma. Sen bir müsaade et bize Nebahat. Yayını yapmama müsaade et canım benim. Bende de. Ben çok dertlisin anlıyorum ama özür dilerim. Yayını sabote ediyorsun. Çünkü dikkatli ol. Bakın bende de Nebahat Hanım attığında ben fotoğrafını bende yoktu. Nebahat Hanım attı fotoğrafı var. Aynı ikisi var. Yani bu yok. Sonradan gösterdin şu var. Ama ben sana ikisini gösterdim değil mi? Sen bana sonraki fotoğrafı dedin. Neden öyle dedin? Bir dakika. Efendim. Tamam bir saniye. Bak sen benim ne demek istediğimi anladın Ramazan. Gerçekten bence yani. Anladın. Bence anlamadım, anladın. Anlamadım. Elvan Hanım hatta mısınız? Hattayım Didem Hanım. Elvan Hanım şimdi önce size soracağım çok soru var. Ama şunu merak ediyorum. Şimdi siz Gül Hanım'a bir tane bu sahte hocanın sözde 15 yıl önceki fotoğrafını göndermişsiniz. O fotoğraf şöyle, Allah aşkına ne fotoğrafı? Ekrana getirelim lütfen izleyicilerim de görsün. Didem Hanım getir. Şöyle ki bu fotoğraf... Sahte Hoca Ahmet Çinancı olarak tanıdığım, beni de dolandırmıştı. O zamanlar bana attığı bu bir resimdi. Şimdi hanımefendi siz ekranda gördüğümüz şu anki fotoğrafı Gül Hanım'a aslında Sahte Hoca'nın fotoğrafı bu diye bu fotoğrafı gönderiyorsunuz. Fakat mağdurlar değiştir aslında diğer asıl Sahte Hoca'nın fotoğrafını getirelim ekranlara. Ama asıl bizdeki yani şey her ikisinin Nebahat Hanım'ın da Gül Hanım'ın da Ramazan Bey'in de ve başka bir mağdurun da birazdan görüntüleri de yayınlayacağımız evine gitmiş onu da dolandırmış. O mağdurun da bize teşhis ettiği beyaz tişörtlü fotoğraf. Fakat siz o 15 yıl önceki hali diye mavi gömlekli bir adamın fotoğrafını mağdurlara gönderiyorsunuz. Elvan Hanım siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? Ben mağdurlara göndermiyorum Didem Hanım. O fotoğrafı daha önceden ben de bir mağdurum. Ben mağduriyetinizi yalan. Konuşacağım. Ama siz neden başka bir adamın fotoğrafını ona ait olmadığı halde bu sahte hocadır diye mağdurlara neden gönderdiniz? Bana bunu mağdura açıklar mısınız? Mağdura göndermedim. Gül Hanım daha önceden sorduğunda benim elimde olan ben dolandırıldığım zaman bana ilk attığı fotoğraf buydu dedim. Ama sonraki fotoğraf, şimdiki fotoğraf o dolandırıcıya ait. Ya ikisi bambaşka isimler. Peki Elvan Hanım ben bir şey sormak istiyorum size. Tabii ki. Şimdi fotoğrafı bir kenara bırakalım. Sizin evinize gelip size bakan, işte sizi okuduğunu iddia ettiğiniz şahıs, şu anda ekranda gördüğünüz şahıslardan hangisi? Sakallı olan. Beyaz olan değil mi? Beyaz tişörtlü. Evet, yani dolayısıyla diğerinin zaten yüz yapısı, çene yapısı, sakal yapısı hiç benzemiyor. Evet. Yani onu niye insanlara gönderiyorsunuz o zaman? Onu ben yeni göndermedim. Çok önceden gönderilmiş bir fotoğraftı Gül Hanım'a. Ne zaman gönderdiniz? Yani bu olaylardan önceydi bu gönderdiğim resim. Gül Hanım size ne zaman gönderdi Nebahat? Bu fotoğrafı ne zaman? Gül Hanım bana göndermedi. Bana bugün şey attı. Bugün attı değil mi? İsmi unuttum ya. Nayda Hanım bugün attı bana kendisi. Tamam onu birazdan Gül Hanım'a soracağım. Eğer siz onu daha yakın zamanda attıysanız eğer sizin amacınız o fotoğrafı kaldırtıp yani gerçek sahte hocanın fotoğrafını kaldırtıp başka bir insanın fotoğrafını ekrana koymak mı acaba? Bizi yanıltmak mı acaba? Tabii ister istemez insan şüpheleniyor. Kesinlikle
Kesinlikle değil Didem Hanım. Ben de mağdurum. Necla Hanım orada bana kalkıp diyor ki istiralar çok... atıyor. Ben diyor huzur ve bereket için gittim diyor ama bana geldiğinde kardeşimin durumunun çok kötü olduğunu, kardeşiyle görüşemediklerini o şekilde hocayla konuştular. Şimdi bakın bir şey söyleyeceğim size. Bir beni bekler misiniz? Nebahat Hanım'ın oraya hangi amaçla geldiğiyle ilgili bir ortalığı karıştırmaya çalışıyorsunuz. Onu bir kenara bırakın. Tamam, Nebahat Hanım oraya bir amaçla gelmiş. Şimdi onun arasıyla yengesinin arasını bozmaya çalışıyorsunuz. O beni ilgilendirmez. Hangi amaçla... Hocaya ulaşmaya çalışıyor muyuz, çalışmıyor muyuz? Siz yardım edecek misiniz, etmeyecek misiniz? Bana böyle gelin, tamam mı? Sonuçta bu insanlar belli amaçlarla o sözle sahte hocayla sizin evinizde buluştular. Değil mi Elvan Hanım? Ben sonuçta Didem Elvan Hanım doğruları anlat lütfen, doğruları. Tamam. Doğruları anlatıyorum. Ramazan Bey'le geldi, çıktı geldi. Ben ona kimse koluna tutup da gelin demedim. Ben Ramazan Bey'in eşiyle sıkıntıları vardı. Böyle biri var. İstiyorsan gelin, görüşün dedim. Nebahat Hanım da onunla birlikte geldi. Daha sonrasında telefonlarını alıp evinde altınlarını Gül verdi. Hanım da sizin eve gelmiş yanlış bilmiyorsam. Değil mi? Gül Hanım da. Gül Hanım alt tarafta temizliğe geliyordu, bana çıkıyordu. Bana çıktığı zaman bir sorun olduğunu söyledi. Zaten ben de altta işleri var Gül Hanım. Ya tamam, Gül Hanım'ın altta işi var. Ramazan Bey sizi buluyor. Nebahat Hanım gelip sizi buluyor. Bu kadar tesadüf mü sizce peki Elvan Hanım? Ben de çok mağdurum Didem Hanım. Gerçekten. Dur ben Gül Hanım, Gül Hanım hattaymış. Gül Hanım hatta mısın canım? Kendini temize çıkartıyor. Gül Hanım bir dakika bekleyin ya. Gül Hanım size bu yeni fotoğrafı, yani Sözlü Hoca'nın asıl fotoğrafı bu diye yeni bir tane adamın fotoğrafını göndermiş ya Elvan. Evet. Elvan bunu size ne zaman gönderdi Gül Hanım? Elvan Hanım bir savcılığa gidince adliyede verdi bana. Ben orada hatta savcı dedi götürün büyütün dedi. Ne zaman ne zaman? İşte bu olay çıkmış ya bir ay önce. Bir ay önce? Evet. Evet. Peki bu hocanın hangi, mesela herkes de eski fotoğrafını teşhis ediyor, diğer fotoğrafı teşhis ediyor. Şimdi ikisini yan yana koyalım, siz televizyon izleyebiliyor musunuz? Tabii. Tamam, ikisini yan yana koyalım lütfen. Tamam. Tamam, bir televizyon sesini de kısın. Kısın televizyonu, beni şeyden duyun sadece, telefondan duyun. Evet, televizyon sesini kısalım. Evet. Kıstınız mı televizyon sesini? Evet. Tamamen kısın. Şimdi ekranda iki tane birbirinden farklı adam var. Biri yuvarlak yüzlü, kahverengi gözlü. Diğeri beyaz tişörtlü. Tamam. O zaman niye diğerinin fotoğrafını veriyor Elvan? Ben anlamadım ki yani. Tamam, Elvan'ın adliyede vermişti. Bakın Elvan'ın sen bu fotoğrafı ne amaçla veriyorsun? Ramazan... Ne amaçla? Bir de Didem bu adamı biz geldiğimizde bu adamı tanıdık biz. Bir dakika dur. Gül Hanım biraz bekleyin. Hayır, Elvan'ın... bu adamı tanıdık biz. Bu saatte hocayı ne amaçla veriyorsun bunu o zaman sen Gül Hanım'a? Bir de adliyede verdim diyor. Hanım, bunu söyler misin? Bunun resmini adliye verdiler. Robot resmi falan çekildi. Ne diye verdi? Duyamadım. Bir dakika aynı anda konuşmayın. Ne diye verdi? Bir sus bir dakika duyalım. Evet biraz playback'i yükleyelim. Sesi daha rahat duyalım. Elvan Hanım buna bir yanıt verir misiniz? Ne diye verdin? Bunu anlatır mısın? Biz geldiğimizde bu adam değildi. Bu beyaz tişörtlü olandı. Evet buydu ama benim elimde olan savcılığa gittiğimizde bu resmi de vermek istedim. Elimde bu resim de var diye Gül Hanım da benden aldı o gün o resmi. Siz o resmi kimden aldınız Elvan Hanım? Kim verdi size o resmi? Bu resmi bana Gül Hanım atmıştı. Bak, Gül Hanım sizden aldınız. Bekle bir saniye söylüyor. Gül Hanım bu fotoğrafı siz mi Elvan'dan aldınız? Elvan... Hayır. Adliyedeydik. Elvan Hanım hatta sordu. Dedim ki hocanın resmi var mı çıkardı. Dedi ki bunu 15 yıl önceki resmi dedi. Hoca bana attı dedi. Yemin ediyorum. Ben Elvan Hanım'a atmadım. Şimdi Elvan Hanım az önce de dediniz ki ben bu fotoğrafını verdim dediniz. Siz doğruları hangisi söylemiyorsunuz doğru galiba bence hangisi Elvan Hanım. Bir dakika dur. Ben doğruları söylüyorum Didem Hanım. O resmi bana daha önceden hocayla ilk tanıştığımızda kendisi atmıştı. Ama bak kendisi şimdi yani Elvan'cığım az önce dedin ki Gül bana attı dedin. Şimdi de diyorsun ki hoca bana hayır, attı diyorsun. Hayır öbür resmi Gül Hanım bana atmıştı. Ben Gül Hanım. Elvan Hanım değil mi bu? Elvan Hanım. Elvan Hanım bir şey söyleyeceğim size. İyi niyetinizden anlayabilmek adına söylüyorum ki iyi niyetli göremiyorum şu anda.
Siz bu fotoğraf size geldiği zaman şunu demeliydiniz. Hayır kardeşim, ne alakası var? Benim evime gelen adam bu adam değil. Siz bana bunu kasıtlı gönderiyorsunuz demeniz lazımdı. Eğer siz bunu Gül Hanım'a gönderip savcılığa da bunu veriyorsanız, o zaman sizin iyi niyetinizden bahsedemeyiz burada. Ya bir de ben şunu... Hayır hocam, beyaz tişörtlü resmi. Elvan Hanım, diğer mağdurları da söyler misiniz? Sizin çevrenizde 4 mağdur var. Onları da açıklayın. Saklıyor şu an onları. Bir annen var, anne bildiğin. Bir dakika, diğer mağdurlara geçeceğim Ramazan Bey de. Elvan Hanımcığım, şimdi siz bir anlamda başka bir fotoğrafı da, sonuçta sizin evinize gelen kişinin bu yuvarlak yüzlü, sakallı, beyaz tişörtlü olduğu, siz de ona bir şeyler yaptırmışsınız ya maalesef. Şimdi siz o insanı tanıdığınız halde başka birinin fotoğrafını bile bile yargıya veriyorsanız suç işliyorsunuz. Adaleti yanıltma suçu işliyorsunuz. Gül Hanım, ben bunu yargıya vermedim. Adliyede Gül Hanım'la konuştuğumuzda bu resim de var bende demiştim. Bu hoca bana bu resmi atıldı demiştim. Ya Allah aşkına, sizin evinize gelen, sizi dolandıran adamın fotoğrafının o fotoğraf olmadığını bilmiyor musunuz? Biliyorsunuz. Bir yıldan beri gelip gidiyormuş. Bir yıldan beri gelip giden bir insanı o fotoğrafla fotoğraf oluyor mu? Değildi diyebilirsin. Bir yanıt versin. Elvan Hanım, yanıt ver buna. Ben bu resmi zaten öbür resmi Gül Hanım verdi bana. Ya bir dakika, tamam, şuna geçelim. Düşünerek Allah aşkına. Siz bu sözde sahte hoca yüzünden önce siz tanışıyorsunuz. Sonra başka insanları tanıştırıyorsunuz. Siz bu adamı nereden tanıdınız? Elvan Hanım. Efendim. Siz bu adamı nereden tanıdınız? Kim bu adam? Bu Instagram hesabından ben bu insanla tanışmıştım. Daha önceden benim altınlarım gitmişti. Bu şekilde tanıştık. Altınlarımı geri getireceğim diye. Daha yani siz Instagram'da bilmem sözde hocaymış, ben buna gidip altınlarımı mı bulayım dediniz? Hiç mantıklı gelmiyor. Ya bir yıldan beri. Bir dakika Ramazan Bey, kim size önerdi bunu? Allah'ım, biri mi önerdi? Ya. Nasıl karşınıza çıktı bu adam? Elvan Hanımcığım. Bir tanıdık vasıtasıyla. Söyleyin işte, onu niye söylemiyorsunuz canım benim? Yardımcı, bak, ben eğer benim bütün sorularıma samimiyetle, dürüstlükle yanıt veriyorsanız sizi iyi niyetli görür. Demek ki Elvan Hanım yardımcı olmayı, olayları çözmeye çalışıyor diye düşünürüm ben. Ama sorularıma dolambaçlı yanıt veriyorsanız eğer şüpheli bir durum pozisyonuna düşüyorsunuz. Elvan Hanımcığım, lütfen bana doğruları söyleyin ve gerçekleri söyleyin. Şimdi o tanıdık kim? Sizi o hocayla buluşturan kişi kim? Beni o hocayla buluşturan kişi bir yakın arkadaşımdı. Adı soyadı ne? O yakın arkadaşınız vardı. O arkadaşınızın adı soyadı ne? O kendisi de zaten ifadesini verdi karakolda. Adı soyadı ne? Bize de söyler misiniz lütfen? Kim o? Yakın arkadaşınız. Elvan, söyler misin? Kimse söyle. Sengül Akçakoca'ydı. Kim? Sengül Akçakoca. Songül Akçakoca. Songül Akçakoca buna daha önce gitmiş mi? Beraber mi çalışıyorlar Songül Akçakoca'yla? Hayır. Kendileri bir yeğeni tarafından tanıştırılmış. Yeğeni mahkumlar demiş ki işte benim oğlumu 71 günün sonunda hapisten çıkarttı demiş. Vay o arkadaş, ne güçlü bir adam. Avukatların yapamadığını bu beyefendim yapmış, hoca denen adam. Cezaevinden çıkartıyor öyle mi? Senin altınların gitti. Ben de baktırdım. Daha önceden her şeyimi bildi. Bir baktır diyerekten bu şekilde tanıştım. İşin sahtekarlığını görüyorum. Yani peki siz evinizi niye açtınız bu adama? Bana önce duvarlar verdi. Benim de evim icra yolundaydı. Evini kurtaracağım diyerekten bana geldi gitti, kendini güvendirdi. Daha sonra da beni de dolandırdı. Ne kadar sizi paranızı aldı? Yaklaşık altınlarımla beraber 30 milyarım gitti. Siz peki en son kendisiyle görüştünüz mü? Ne zaman görüştünüz? Hayır, en son Gül Hanım arayıp da hocayı benim altınlarım gitti deyince telefonumu kapattı. Şimdi arkadaşlarım araştırıyorlar bu fotoğrafın şeyini, sahibinin ismini. Bir bakın arkadaşlar, sizin diğer gönderdiğiniz fotoğraf 15 yıl önceki hali olamaz dediğiniz gibi Orhan Bey. Yakın yaştalar yani. Yakın 15 yıl önce o esmer tişörtlü adam ya, yani 30 yaşında, 15-20 yaşında falandır yani. Peki sen bir yıldan yani beri tanıdığın bir adam tanıyorsun. Bu adamı tam tanımadan bizi niye arayıp da bizi böyle mağdur ediyorsun? Bunu bana söyler misin? Ramazan, ben de yani kendini güvendirdi, duvarlarla geldi, gitti benim evime.
Ben de bu şekilde beni de uyuttu yani. Uyuttu. Peki, biz de şu an mağdur olduk ama. Bir dakika, Orhan Bey bir sorusu var da. Peki, ben de, buyurun Orhan Bey, sorun ya. Peki Elvan Hanım, siz madem bu beyefendiyi tanımıyorsunuz, hiç ortak hareket etmiyorsunuz, sizin eşinizin bir akrabası neden hanımefendiyi arayıp da Üsküdar'da ev teklif ediyor? Neyi anlamadım hocam? Tekrar edeyim. Madem diyorum siz bu sahte hocayla birlikte hareket etmiyorsunuz, ilk defa tanıştınız, siz de mağdur oldunuz da, neden bu hanımefendiyi sizin eşinizin bir akrabası arayıp da Üsküdar'da bir ev vermeyi taahhüt ediyor? Neden? Şöyle, Bülent Bey demişti, hani Elvan hüsnüzdür, suçlu olduğunu kanıtlarsanız çevresi geliştirir, size bir ev vereceğim demiş. Kim o adam? Ben anlamadım. Anlayamadım ki ben. Ben de anlamadım. Bu konuşmalar anlaşılmıyor ki Didem O adam Hanım. Kim Elvan Hanım? Kim o adam? Seni arayan kişi kim? Bir dakika, bir Ramazan Bey. Kendisi... Bülent Bey, eşinin bir tanıdığı, Nebahat Hanım mağdur edildim deyince, Bülent Bey de ona demiş ki, benim çevrem var. Eğer Elvan'ın suçlu olduğunu kanıtlarsan ben sana bir daire vereceğim demiş. Elvan'ın ne öyle dedi? Mi dedi? Ne dedi tam olarak Elvan'ın? Ya sesini anlayamıyorum ki. Diyor ki eğer Elvan'ın suçlu olduğunu, bak Elvan'ın suçlu olduğunu ispatlayabilirsen diyormuş sana o Bülent Bey kimse, sana Üsküdar'dan bir ev vereceğim beni demiş. Aradı, tam olarak etti. Ne söyledi sana? Önce beni aradı, tehdit etti. Dedi ki ben dedi senin numaranı dedi Elvan bana verdi dedi. Ben şu an dedi Bülent Bey dedi, Bülent al kalmadır. Ben Üsküdar'da oturuyorum. Hadi dedi buyurun gel dedi. Ben sana Üsküdar'da dedi bir daire vereceğim dedi. Ben de dedi o dolandırıcıyı bulursam dedi. Zaten ben bunu yapayım. Eğer devlet onu bulursa dedi. Malını getirip sana teslim ederim dedi. Ama sana da bir Üsküdar'da dedi bir daire veririm dedi. Şimdi Elvan Hanım ben sizi buraya bekliyorum. Çünkü ben hatta da kalın. Bu arada dün bizi arayan hanımefendiyi arayabilir miyiz arkadaşlar? O belgeleri çünkü şey yapacağız. Dün bize gönderdiği belgeleri. Önce şey gelsin. Safiye Hanım'dı değil mi? Safiye Hanım'dan gelen fotoğraf gelsin. Sahte hocanın fotoğrafı. Evde yine... böyle Arapça bir şeyler karalıyor. Onları da tam beceremiyor zaten. Bir o fotoğraf bir ekranlara gelsin. Fotoğrafı full görelim. Bizi ekrandan alır mısın Aslı'cığım? Ha, bir yakınını görelim. Bu Safiye Hanım'ın evi. O da bazı işte derdi var. Maalesef işte derdi olan insanları bu tür insanlar tuzağını ağını düşürüyor. Orada tabii maalesef burada şanslı hoca diyelim. Yani tam direğin arkasına denk geliyor. Ama arkada yine böyle Arapça bir şeyler yazmaya çalışıyor. Sonra altınlar var. Bazı altınlar istiyor kendisinden. Safiye Hanım attı mı arkadaşlar? Şu anda Safiye Hanım açmıyor. Bu fotoğrafları bize gönderdi. Sonra biraz tedirgin mi oldu acaba? Ya da o sahte hoca ona şey mi bilmiyorum tehdit mi etti? Şu altınları istiyor. Ve altınları sizin yaptığınız gibi bakın Ramazan Bey'in yaptığı gibi öyle bir şeyin içine sarıyor. Bir verir misiniz onları bana? Tabii. Evet. Daha doğrusu sarmıyor. Koyacağını söylüyor. Şöyle bir şeyler sarıyor. Biz altınları içinde biliyoruz. Evet. Normalde. Normalde. Bize o şekil veriyor. Bunu gizli, sakla, karanlık bir yerde diyor. Evet. Safiye Hanım da işte bunların içinde altın var zannediyor. İşte, ama uyanık davranıyor. Dışarı gidiyor. Bakıyor. İçinde o sırada hoca şeye kilitliyor. Balkona kilitliyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Öyle mi hatırlıyoruz? Evin kapısını kilitliyor. Arka tarafa geçip kontrol etme gereği diyor çünkü şüphe duyuyor. Safiye Hanım korkmayın ne olur bağlanın. Bu fotoğrafları siz bize gönderdiniz çünkü. Sonra gelip bakıyor açıyor hocanın yanında ve altın işin içinde yok. Altınlar burada yok. Hayır, ben onları okuyup öyle oraya koyacaktım. Bir yanlışlık oldu diyor sözde hoca. Bakın arkada da şu kağıtları yazıyor. Size yazdığı gibi dün Arif Hoca'ya gönderdik, gösterdik. Sahte böyle saçma sapan böyle çizikler hiçbir yapmış. Yok. Hiçbir anlamı olmayan. Safiye Hanım ne olursunuz bağlanın. Bu sahte dolandırıcı ortaya çıksın. Allah rızası için. Şöyle bir okunuyor mu ekrana da aslında hazırları da var onları getirsene ekrana. Onları böyle hatta Arif Hoca şey demişti. Hiçbir zeytin anlamı yok. Yazmaya çalışmış onu dahi yazamamış demişti. Zeytin niye yazıyor mesela? Yani saçmalık işte dua yazsa anlayacağız belki de. Evet aslında herkesin konuşup bağlanıp ortaya çıkması lazım bunun. Tehdit mi ediyor acaba ya da belki sizi aradığı gibi ediyor. Başka insanları araya sokup insanları tehdit mi ediyor? Bakın arkada direğin arkasında o sırada Allah'tan belgeliyor onu. Bize öğrenci... Karşıya bakabilirsin. Bak karşıya bak orada görebilirsin. Bak. Aynı şey. Bize öğrenci okuttuğunu söyledi. Yetim olarak hani bu Hı-hı. aldığı bizden 200 lirayı alıyormuş, Hı-hı. yemiyormuş. Nebahat Hanım'dan da 250 almış. Ben bunları öğrencilere veriyorum diyor. Hani bakma parası diyor, bakım parası diye. Bunları da öğrenciye veriyorum. Kendim yemiyorum dedi. Benim tavuk çiftliğim var dedi. Tavuk çiftliği. Evet. Gitsin yumurtalarına da ilgilensin bu işten. Söyledi mi? Olmuşken. Evet tavuklarını... Tavuklarına baksın, yumurtalarına evet, baksın gitsin. Bu şekilde Bakırköy'de dedi...
Fatih'te ya, de... Yazık, bu öğrencileri ana mı düşürüyor bu yani, böyle yazık, ne günah ya. Belli değil. Fatih, ben hiç öyle bir şey olduğuna inanmıyorum. Demiş, yani bizim ekibe de Bakırköy'de buluşalım diye söz verip sonra kaçtı. Gelmedi biliyorsunuz. Söyle Nebahat. Bakırköy'de ben öğrenci... Fatih'te de... ...başındaki hocam varmış diyordu. Allah. Bir de şöyle baktığımda sürekli şey. WC'ye çıkıyordu bu. Lavaboya gidiyordu. Yani bir şey yazıyordu, dakika başı WC'ye gidiyor. Acaba o zaman mı şey yapıyordu bilmiyoruz. İşte aslında birinize şey şükür namazı bana kıldırmış, evet, birinize dua okutturmuş. O arada altınları aldı. Erken yakalamış onu. O kaçtığı, evden gittiği görüntü. Aslında o sırada polise haber verseydi keşke. Haber vermemiş. Keşke. O görüntü keşke şimdi verseydi. Ekranlarınıza gelsin. Bu Saati Hoca'nın Ahmet mi, Osman mı? Çimen'in oradan ayrıldığı görüntü. Bakın böyle. Aslında polise haber verse derdest edecek. Direkt yakalanacaktı. Yakalanacak. Ve bak arabasına biniyor orada, evet. Değişik değişik arabalarla geliyormuş. Aslında plakası belli diyordu. Plakası diyor. Belli diyordu ama hiç okunur gibi gözükmüyor. Ama bu bile yeterli. Buradan biz yola çıkılarak... O plakayı biz emniyete verelim. Tabii. Oradan yola çıkılarak kiralık bile olsa kimin kiraladığı ortaya çıkacak. Ya bu Sahte Hoca, yani Ahmet Çimen denen insanın bulunması zor bir insan değil. Çok basit bir şekilde bu bulunur. Yeter ki mağdurlar bir araya gelsin, müracaat yapabilsinler hep birlikte. Efendim, bunu bulmak öyle zor işte, değil. Onlar Elvan'ın tarafında. Elvan Hanım, hatta mısınız? Elvan Hanım, mağdurları. Elvan Hanım, hatta mısınız? Başka evet. Hangi mağdurlar var? Açıklar mısınız? Elvan, korkmadan. Ne olursun açıkla. Lütfen. Yani benim bir manevi annem var ama evet. Onun çok yaşlı. Zaten çıkamaz kendisi oğullarından dolayı. Başka kim var? Siz niye gelmiyorsunuz? Siz niye gelmiyorsunuz? Eliniz ayağınız tutuyor, gayet de gençsiniz. Siz niye gelmiyorsunuz Elvan Hanım, madem mağdursunuz? Evet, mağdurum ama ben hani avukatıma devrettim. O yüzden gelmek istemiyorum. Avukatına devretmiş, ha, o yüzden. Devretmiş. Ama bu arada Nebahat Hanım da aslında Ramazan Bey'i suçluyor. Sizin kocanızla Ramazan Bey İzmir'e gidip ne yaptılar? Öyle bir şey yok. Yalan yok söylüyor. Efendim öyle. Benim annem yapıyor. Yapan, dolandırıcılık ne yapan, sahtekarlık yapan. Sen yalancı. Şu an telefona ben bağlamışsın ama düzgün konuşmuyorsun. Duraklıya konuşuyorsun. Acaba söylesem mi? Söylemesem mi? Ne yapsam? Ne bütün hakkını savunuyor. Hakkı ediyor bunu. Ama olmaz bak, insanlar bizi hakkı izliyor. Hakkı ediyor bunu. Bu kadar insanları mağdur Nebahat Hanım, Elvan Hanım'a şunu soruyor, diyor ki yani eğer sen bu insanı neden bir yıldır evine sokuyorsun? Bu işe sen de ortaksın diyor. Dolayısıyla onun da yargı önünde hesap vermesini istiyor. Bir de Elvan Hanım'ın eşi yokken eve alıyor. Biz gittiğimizde evet, yokken, Özgür Bey yokken eve alması. Nebahat Hanım'la gittiğimizde eşi işteydi. Hoca orada oturmuş, sahtekar olan oturmuş. Evet. Biz gittiğimizde orada oturuyor. O şekil. Yani eşi yoktu. Çok güvenmezsen, çok tanıdık birisi değilse evine kimse kimseyi almaz bu şekilde. Evet. Elvan Hanım, ne işi var o adamın sizin evinizde, eşiniz de evde yokken? Arkadaşım vardı. Ben hiçbir zaman o adamı yalnız kabul etmedim. Zaten beni de dolandırdı. Bana da konuşmalarıyla, duvarlarıyla beni de uyuttu. Gerçek duvarlarıyla. Hepsi yalan. Beni de mağdur etti. Sizi nasıl dolandırdı? Ne zaman ne dolandırdı? Yaptı size? Evet, bir de söylesene. Ne yaptı? Ne yaptı? Sizin de mi altınlarınızı aldı? Ne yaptı? Evet hocam. Biz de benim sadece bileklik dedi bana. Vardı. Dedi ki ben dedi bunu dedi alırım, evi kurtarırım size dedi. Tersçer yaptı, altınlarımı koydu, paralarımı koydu. Bunu ne zaman, ne zaman? Ne zaman diyorum? Bir dakika, zaman? Elvan Hanım, onları Nebahat Hanımlardan önce mi sizi dolandırdı? Ne zaman dolandırdı? Evet, önce dolandırmış. Gün Hanım. Peki önce dolandırdı madem, açtı. Madem önce Allah dolandırdı. Allah. Madem sizi önce dolandırdı, bu Nebahat Hanım'ı, Ramazan Bey'i ya da Gül Hanım'ı niye davet ediyorsunuz evinize? Bu adam dolandırıcı, artık anlamışsınız. Hocam dolandırdığından haberim yoktu, bana açmadı. Ama önce dolandırdı diyorsun ya, önce dolandırdı diyorsun ya. Ben de saklamıştım zaten hocam. Benim de bana da dedi ki şu tarihi açacaksın dedi. Ben de o tarihi bekledim. Peki manevi annenizi ne zaman dolandırdı? Onu da oğluna
hareket yapacağım diye. Yani onun 200 lirası gitti sadece. Allah Allah. Bakın Elvan Hanım, siz bazı şeyleri bence kendinize saklıyorsunuz. Bazı şeyleri de söylemiyorsunuz. Biz ama araştırmaya devam edeceğiz. Çünkü bu işin içinde bir iş var. Bu işin içinde sadece bu Ahmet midir, Osman Çimen midir? Sadece bu adam yok. Başka mağdurları da var. Bir çiftliği varmış, tavuk evet, çiftliği. Evet, Bolu'da bir çiftlik var diye söyledi Bolu'da, bize. Bolu'da, Bakırköy'de tanıyanlar varsa, hatta bazı ihbarlar da geliyor. Bir yerlerde bir hanımefendi... Öğrencilerim var dedi. Evet, mesela Kartal'da gördüm. Yanında da bir kadın vardı. Bayağı tedirgindi. Ondan sonra söyleyen bir izleyicimiz var. Lütfen bu adamı nerede görüyorsanız, bir tanıklığınız varsa, size mağdur ettiyse lütfen bizi arayın. İhbar hatlarımız da orada. Bunun yüzündeki perdeyi düşürelim ve ekranda da yüzünü açık açık verelim. Çok can yakmış. Öyle evet, anlaşılıyor yani. Bir an önce yakalansın. Sen de karına kavuş yüzü. Yani. İnşallah karısı ya, eve alır. Bilmiyorum ne yapacağım ben Ramazan, de şaşırdım. Ramazan mutlu olup sorunları eşim çözmeye çalış. Eşim de bana aynı şekil söyledi. Benle gel çöz bu işi. Bir de dedi Elvan madem dedi hani böyle şeyse bana gelip bana akıl verseydi dedi. Sana bu hocayı niye bu sahtekarı? Tamam, tek derti siz değilsiniz. Günlerdir burada evet, bekliyorlar Dinçer ailesi. Sevgili Elmas Hanım, Elmas Dinçer ve erkek kardeşi Murat Dinçer. Evet. Onların da öyle bir hayat hikayesi var. Öyle bir yani bir hikayenin içinde başka bir mağduriyet var. Onları dinleyeceğim. Önce onlarla yaptığımız röportaj gelsin ekranlarınıza. Sonra hızlıca onları ekranlara alalım. Elmas Hanım'ın gelini hakkındaki iddiaları çok konuşulacak. Oğlum kahrından öldü. 2014 yılında evlendiler. 2015 yılında torunum Sıraç dünyaya geldi. Gelinim oğlumla evliyken kuzeniyle kaçtı. Oğlumu kahrından öldürdü ama elimden aldı ama şimdi ise torunumu alamayacak elimden gelin. Benim sorunum ortada kaldı. Oğlum da buradan geri koştu gitti. Onları görüp de videoları, CD'leri izleyince oğlum iç hastalıkları, tüm iç organları iflas etmiş. Onun için de oğlum öldü gitti. Gelininin yaptıkları bunlarla da bitmez. Süleyman amcasının oğlu Menderes Dokucu, Aysel Dokucu'yla birlikte seriye bakmaya giderler Mahir Dokucu'nun evine, oğlumu. Orada da karısıyla ilişkiye girerler. Oğlum bunu fark eder, üzüntüyle karısı oğlumu da bırakır, çocuğu içeriye kilitler. Kaçar, gelir Aksaray'a amcasının oğluyla kaçmış gelmiş. Antalya seriye koştular gittiler. Nikah olmadan evliliği oldu. Bir de kız çocukları oldu. O çocuğu da benim çocuğumun üstüne yazdırmışlar. Mahir Dokucu'nun. Ben o çocuğu kabul etmiyorum. Gözü yaşlı Elmas Hanım, torununun velayetini almak ve gelininden hesap sormak istiyor. Dul maaşı alıyor, oğlumun yani maaşını alıyor. Yani dul aylığı alıyor. Sıracın bakım parasını alıyor. Nisanur, Serpil Nisanur Dokucu'nun da parasını alıyor, yoğun bakım parasını. Benim sıracımın hakkını almasın. Ben annesine vermek istemiyorum, o benim düşmanım, gelinim altı kaçtı o benim. Sıracımın emanetini bana emanet etti oğlum. Ana dedi, önce Allah'a sonra sana emanet dedi, sıracımı kimselere verme dedi. Ben de o sıracımı kimseye vermeyeceğim, velayetini istiyorum sıracım ben sizden. Benim oğlumun emanetini bana versin. Aysel, buradan sana sesleniyorum. Yani kendi öz çocuğumu öldürdüğün gibi benim sıracımı da mahvetme. Sıracımı bana ver, oğlumun emaneti. Elmas Hanım 59 yaşında sevgili Vazgeçme izleyicileri. Programımıza Ankara Şerefli Koçhisar'dan katılıyor. Kardeşi Murat Dinçer'le beraber geldiler yayına. Çok da dertli. Elmas Hanım'ın oğlu Allah rahmet eylesin. Mahir Dokuyucu az önce biraz anlattı ama ben biraz özet geçeyim. Çünkü gerçekten karmaşık bir hikaye. Dram içinde dram var. Mahir'in fotoğrafını ekranda görüyorsunuz. Allah rahmet eylesin. 2014 yılında. Aysel Hanım'la tanışıyorlar, evleniyorlar. Sıraç adında bir tane çocukları oluyor. Elmas Hanım'ın Sıraç adında bir torunu evet, oluyor. Mahir ve Aysel mutlular. Aslında her şey yolunda gidiyor. Daha sonra Mahir'in amcasının oğlu Menderes çalışmak için onların yanına geliyor. Ve evlerinde kalmaya başlıyor. Mahir'in amcasının oğlu Menderes ile eşi Aysel arasında ilişki başlıyor. Ve 2019 yılında... Mahir'in kuzeni Menderes, kuzeninin karısını, yengesini kaçırıyor. Aysel'i kaçırıyor.
Mahir bir boşanma davası açıyor. Görüyorsunuz, çalışan, hayata bağlı, çocuğuna bağlı rahmetli. Aysel kaçtıktan bir süre sonra da Mahir aslında ilaçlarını alması lazım, tedavi görmesi lazım. Evet. Derdinden, tasasından hayatını kaybediyor, ölüyor maalesef. Boşanma davası o sırada bitmiyor. 2020 senesinde Aysel ve Mahir'in işte kuzeniyle kaçtığı o Menderes'ten bir çocukları oluyor. Onu da boşanamadıkları için ölen kocasının üzerine kaydettiriyor. Elmas Hanım hem oğlunu kahırdan öldüren geriniyle yüzleşmek istiyor, Aysel'le yüzleşmek istiyor. Hem oğlundan olan torunu Sıraç'ın velayetini almak istiyor. Hem de Aysel'in Menderes'ten olan çocuğunu ölen oğlunun üzerinden sildirmek istiyor. Yani Elmas Hanım o kadar çok dertli ki. Ama Elmas Hanım'ın derdi sadece bu değil. Evet. Elmas Hanım'ın kocası... Bir dakika, Murat Bey'le birlikte görelim Aslı. Elmas Hanım'ın kocası Hasan Bey 12 yıl önce... 2009'da. 2009 yılında kayınbiraderi Murat Bey'in, şu anda Murat Bey bizim... Yanıma çalışmaya geldi. Murat Bey'in karısını kaçırıyor. Yani sizin karınızı... Kaçırsa yine iyi. Malımı, mülküm, her şeyimin üstüne kondular. 12-13 yıldır da hala benden ne istedikleri yani, bilmiyorum. Elmas Hanım'ın kaderini oğlu yaşıyor. Elmas Hanım, ama sizinki de ayrı bir dram yani. Evet. Yani sizin kocanız kardeşinizin karısını kaçırıyor. Aynen öyle. Yani Didem Hanım, ben hayata bir sıfır yenik başladım zaten. 6 yaşında yüksüz kaldım. Tamam. Yurtta büyüdüm. Ama önce biz şu Mahir Dokuyucu'yla rahmetlinin işte Aysel Hanım'la yaptığı işte yaşadıklarını bir dinleyelim. Evet. Sonrasında sizin derdinizi de dinleriz. Yani sizin de orada başka bir derdiniz var, onu biliyorum. Birazdan aynen onda konuşacağım. Yani problem içinde problem var aslında. Şimdi ben şunu merak ediyorum. Problemli bir yaşantınız olmuş. Sevgili Elmas ablacığım, evet. Hoş geldin canım hoş benim. Hoş bulduk canım. Şimdi senin oğlun Mahir'le Aysel aslında çok mutlular. Evet, çok mutlular. Her şey yolunda. Evet. Fakat ne zaman Menderes, yani sizin amcaoğlu Menderes eve geliyor. Evet. Her şey değişiyor galiba. Didem Hanım oraya işte çalışmak için Mahir'i arıyor, diyor ben diyor oraya diyor geleyim, ekmek param dahi yok diyor. Aha. Amcaoğlum oraya geleyim çalışayım diyor. Bu da beni aradı, anne dedi. Ben dedim Menderes'e ev alacağım, alma oğlum dedim. Gözünüze inanma dedim. Bir de duydum anne dedi benim hanım kaçmış dedi. Nereye kaçmış oğlum dedim. Anne senin yanında mı dedi. Hayır dedim, benim yanımda değil dedim. Bir de sordum soruşturdum. Menderes almış kaçmış, çocuğu içeri kilitlemiş. Sıraç'ı. Evet, Sıraç'ı çocuğu içeri kilitlemiş. Almış Aysel'i kaçırtmış Aksaray'a. Kaynımın oğlu. Kaynınızın oğlu yani. Evet. Resmen sizi... İhanet etmiş yani. Kaçtığı dönemde ben oradaydım zaten. Nasıl? Kaçtığı dönemde ben oradaydım. Aha. Biz çocuklarımı görmeye gittim. Çocuklarımı göremedim. Mahir'le misafir olduk. Rahmetli de evet. Ha? Evet. Aysel'in annesi oraya geldi. Aysel'in annesini gittim otogardan ben aldım geldim arabamla. Geldikten sonra akşam Mahir rahmetli bizi yolcu etmeye çıktığında annesiyle nasıl ettilerse çocuğa uyku hapı mı vermişler, bir şey yapmışlar. Sıraç'a mı uyku hapı vermişler? Aynen, toruna. Evet, kapıya da kilitlemişler. Didem Hanım bana inanmıyorsan Sıraç getirttir buraya yani şey arkasında konuşabilir. Mahir nerede orada peki? Mahir beni yolcu etmeye çıkmıştı uğurlamaya. Ha. Yanımda da Kiraz Hanım vardı. Kiraz bir şey soracağım Elmas ablacığım, o sırada siz evde misiniz, yakın beraber mi oturuyorsunuz? Hayır, ben Mersin'deyim, Mahir Antalya'daydı Didem Hanım. Hiç şüphelenmemiş mi Mahir? Yok, şüphelenmemiş. Seriye gidip geliyormuş. Ne bilsin çocuk? Irız sahibinin gözü kör kulağı sağır. Bilememiş. Ne bilsin? Ne iş yapıyordu Mahir o sırada çalışıyor? Serada çalışıyordu. Serada. Kuzum, sarım Mahir'im. Oğlum, sizi vermeyeceğim dedim. Önce Allah sonra dedim. Hanıma güveniyorum oğlum. Canım benim. Sıracımı vermeyeceğim. Mahir hayata o kadar çok bağlı bir çocukmuş ki sevgili izleyiciler. Çocuğun hiçbir şeyi yoktu ya. Saz çalmayı, türkü söylemeyi çok seviyormuş. Şöyle bir görüntüsü var, beni de çok etkiledi. Çocuğun hiçbir şeyi yoktu. Bir ekranlarınıza getirmek istiyorum izninizle. Evet, bu parçam benden Berber Yusuf arkadaşıma armağanım olsun. Ve bütün sevdiklerime gelsin. Çeviri ve Altyazı M.K.
ben gurbet ile tanıştım. Gurbet elde kaderimle yarıştım. Ta küçükten gurbet ile tanıştım. Gurbet elde kaderimle yarıştım. Hem gurbete hem çileye alıştım. Çektiğim çilede. Ne de içli içli söylemiş. Ben 1,5 senedir ne çekiyorum dedim hanım. Önce Allah'a sonra size güveniyorum. Sıracımı da almayın elimden. Ben sıracım olmadan yaşayamam dedim hanım. Yaşayamam. Torununuzdan bahsediyor. Torun şu anda sizinle beraber. Evet, benden beraber. Kaynınızın oğluna kaçan gelin şimdi sıracı almak mı istiyor sizin? Evet. Ben diyor alacağım senin elinden diyor, yurda vereceğim diyor. Dizem Hanım ben ona yurttan daha iyi bakarım. Ya niye alıp da yurda ver anlamıyorum. Ne güzel bakıyor işte. Aysel senden alıp yurda mı verdin? Evet. Gelin. Evet. 2,5 yıldır benim yanımda sıracım. Şu anda sizde değil mi? Ankara'da beraber kalıyorsunuz. Evet. Evet. Allah Allah. Yani çok oğlun hayata bağlı bir hastalığı falan da var mıydı? Yani? Yoktu yoktu. Hiçbir şey yoktu. Ya, neden vefat etti? Neden? İç organları bitmiş. Allah Allah. Neyi bitmiş? İç organları bitmiş tamamen. Üzüleceğim diye sevdalıydı Didem Hanım bunu. Çok sevdiydi. Ya çok mu sevmişti? Evet. Nasıl evlendiler peki Elmas Hanım? Bunu bir korucu usulüyle işte biri tanıştırdı. Numarasını verdim size. Onun şeyiyle tanıştılar, evlendiler. Çok seviyordu. Anne dedi ben Aysel'den başkasını almam dedi. Mutlulardı. Her şey yolunda evet, mıydı? Evet, her şey yolundaydı. Oraya gidene kadar Menderes. Peki kaynınızın oğlu kaç yaşında? O da 22-23 yaşında. Aysel'den küçük galiba. Küçük. Peki, küçük Didem Hanım. Ya normalde çalışmaya geliyor. Evet. İhanet ediyor, gidiyor evet, yani. Evet, aynen ondan Didem Hanım. Peki Murat Bey, yani kimse şüphelenmiyor mu? Rahmetli şüphelenmiyor mu? Babası... Sen Bey nasıl bana aynısını yaptıysa o da... kendi kardeşinin oğlu da kendi kuzum Mahir'e vermeyeceğim sıracık. Önce Allah'a sonra bak emanet kuzum. O çocukta hiçbir şey yoktu. Ben işin doğrusu şeyden de şey yapıyorum. Babası geldi, oraya gitti. Benim Ankara'da yanımdaydı. Önce şoku siz yaşıyorsunuz. Elmas Hanım'ın kocası Hasan Bey geliyor sizin karınızı kaçırıyor. Evet. Onun şokunu yaşarken evet. Şimdi beraber hala evli misiniz? Hatta, nikahınız devam ediyor. Yok, boşandınız 12 yıl oldu ayrılalı. Hala benden hem nafaka alıyor hem benimle uğraşıyor. Bana hem nafaka alıyor hem de ablanızın evet, kocasıyla yaşıyor. Evet yapmadığı hakaret yok. İşte bana dedi ki birbirine karıştı. Dur tamam şey bunu konuşacağız. Onların hepsini konuşacağız ha? Yani. Ama yani gerçekten inanılır gibi değil. İnsanlar ne hayatlar var neler ya yaşıyorsunuz. Şeyleri falan memleketleri asla karıştırma. Her memlekette her şey olabiliyor. Her şey yaşanabiliyor maalesef. Şimdi bu Aysel peki ayrıldıktan sonra evet. Gittikten sonra kaçtıktan sonra Mahir yani çocuğunu götürmüyor kendi çocuğunu. Yok. Götürmüyor çocuğu içeri kilitliyor. Hı hı. Ondan sonra koyup kaynımın oğluyla kaçıyor. Mahir de geliyor bakıyor çocuk içeride kilitli. Arıyor araştırıyor hanımını bulamıyor. Tabii ben aradım Ersin'de anne dedi Aysel senin orada mı? Oğlum benim burada ne arasın Aysel dedim. Hiç, yok dedim. Hiç Menderes'ten şüphelenmiyor yani. Yok ne bilsin yani amcasının oğlu diye şüphelenmiyor. Onun fotoğrafını bir hazırladık mı Esra? Aralarında yaş var. Bir dakika bu Aysel'le işte kaynının oğlu var ya evet. Onun bir fotoğrafı birlikte var galiba değil mi? Var. Bir ekranlara getirelim Menderes'le evet Aysel. O sırada aslında şu bu fotoğraf büyük olasılıkla şeyde sizin evde mi çekildi? Oğlunun ev, Mahir'in evinde oğlumun mi çekildi? Oğlumun evinde çekilmiş. Oğluma Menderes atmış bu resimleri. Yani göz kırdı kırmak için. Ay öyle yazışmalar da var ki yani. Evet, evet. Allah Allah. O yazışmaları da... Yani Menderes kuzeninin evinde, amcasının oğlunun evinde... Evet. ...karısıyla böyle sarmaş dolaş fotoğraflar çektiriyor yani. Evet Didem Hanım. Allah Allah. Yani kadındaki iyi niyete bak başına gelen... Yok rahmetli ölen çocuk da şeyde vardı, videolarda vardı. Aynı evde, banyoda, şurada, burada... O videolar silinmiş galiba. Yok verdim Didem Hanım'a var, verdim. Var var onlar da var da o videoları da hazırlayacağız yani inşallah. Şimdi bu yazışmaları bir ekranlara getirmek istiyorum ben.
Sonra Aysel Hanım'ı da hatta bir alacağım. Bakalım o da ne diyecek. Aslı'cığım, bu Aysel Hanım'la Menderes'in yazışmaları bir ekranlara gelsin. O sırada kocası çalışmaya gidiyor. Kuzeni de oraya sözüm ona çalışmaya geliyor. Aysel Hanım Menderes'le, yani kuzeninin kayınvalidesinin kaynının oğluyla bayağı bir aşk yaşıyor. Sonra gidiyor, kaçıyor. Çocuk falan da yapıyor. Bakın yazışmalar ekranlarınızda şu anda. Aysel diyor ki Menderes'e, aşkım arayacağım ben seni birazdan. Tamam gül dalım diyor Menderes'te. Aysel kurban olurum sana ben diyor. Sıracı uyutayım ben seni arayacağım diyor Aysel. Oğlunu evet. uyutup Menderes'i evet. arayacak. Tamam nartanem diyor Menderes. Aysel o sırada evliyken rahmetliyle Menderes'e diyor ki aşkım yarın konuşalım. Bekle arayacağım birazdan bir tanem diyor. Yani o sırada Menderes galiba ısrarla yengesine bir konuşmak istiyor ama bir aşk başlamış o sırada. Yapacak bir şey yok, gelip beni götüreceksin diyor Aysel. Annengil ne yaptı diye Menderes soruyor. Ne oldu işleri diye soruyor. O sırada anneleri orada mı? Sizin evet, bahsettiğiniz Murat Bey'in. Evet, annesi yanındaydı Aysel'in. Kaçtığında annesi yanında evet. mıydı? Evet. Onun telefonundan görüşmüşler zaten. Annesi de Aysel diyor ki ayrıldılar annem. Ortada kalacak, ne yapacağım ben, kafayı yiyeceğim. Ne kaderim varmış benim ya diyor. Biraz da Aysel Hanım kaderini kendisi yaratmış gibi ama tabii evet. soru, çocuk ortada kalacak diyor aslında. Evet. Sıraçı da götürmüyor. Evet. Ve Menderes soruyor. Mahir yattı mı diyor. Evet. Rahmetli. Aysel de diyor ki yatmadı. O sırada kocası yatmıyor. Elinde telefon. Kocasının kuzeniyle yazışıyor. Yatma. Belki aynı evin içinde mi yazışıyorlar bunlar evet, ya? Evet. Aynı evin içinde yazışıyorlar Dema Hanım. Yalnız çocuk 4 yıldır işinden ayrı yatıyordu. Arkasından da telefon sende kalsın, mesaj atacağım sürekli diyor. O sırada işte Menderes hem evde kuzeniyle aynı evi paylaşıyor. Evet, evet. Mahir'in yatmasını bekliyor. Bir yandan evet. da karısıyla yazışıyor. Ya bu olacak iş değil ya. Vallahi olmuş dedem hanım, bilmiyorum. Allah Allah. Peki sonra Menderes'e kaçtıktan sonra bir çocukları oluyor galiba. Evet. Onu bir anlatır mısınız? O çocuk... O işte oradayken yani bilmiyorum bunlar gizli aşk yaşadığı için bu çocuğa hamile kalıyor. Hı. Oradan da geldikten sonra işte burada çocuğu belli oluyor. Mahir öldü 2 hafta veya 1 ay sonra çocuğu dünyaya geliyor. Bakıyorlar yani bunu kabul etmiyor. Bu diyor Mahir'in çocuğu diyor Aysel. Abi de Mahir'in çocuğu diyor. Evet Mahir'in çocuğu diyor. Mahir'in üstüne yazdırıyor, ben çocuğumu alacağım, Sıracı da alacağım, kaçacağım buradan. Peki işte... ayrıldıktan ne kadar süre sonra o çocuk doğuyor? Mahir öldükten... Ölmeden önce. Onlar ne zaman kaçtılar, Mahir ne zaman öldü, öyle soralım. 1,5 sene oldu Mahir öleli. Ablacığım, Mahir ölmeden, oğlunuz ölmeden... Mahir evet. onlardan 6 ay sonra. Ne... 5-6 ay sonra öldü. 5-6 ay sonra, kaçtıktan 5-6 ay sonra. 5 ay... Minimum. 5 ay sonrasında da zaten... Yani Mahir'de o zaman senin söylediğine göre Mahir'den olma ihtimali de var çocuğun. Vallahi bilmiyorum hocam. Bilemiyorum. Yok, bunlar Antalya'da... Dedem Hanım öyle oluyor yani 5-6 aydan... Antalya'da şey yapmışlar. Çocuk benim dedi. Mahir dedi çocuk kimden dedi. Hatta telefonla görüştü rahmetli. Benim yanımda görüştü. Hatta onlar telefonu açmadı. Şeyle görüştü. Bu arkadaşın kız kardeşi var. Onunla görüştü. Asya. O da dedi ki yengem hamile dedi. Sendenmiş dedi. O dedi benden değildi. Sonra öteki dedi ben çocuk benden dedi. Memleğiz. Meçhul yani. Dem Hanım kimden olduğu. Mahir ve çocuk şu an ölmüş. Öldüğü halde çocuğun hala parasını da alıyorlar. Yani bu arada tabii insanlar yani şimdi çocuk da var işin içerisinde ama. Mahir'im sarıkuzum. Çocuk ölmüş mü dedi ben mi yanlış anladım? Anlatacağım onu. Evet. Öldü diyorlar hocam, öldü diyorlar da bilmiyorum öldü mü sağ mı. Menderes ile Aysel gittikten Aksaray'a yerleşiyorlar. Evet değil mi? Aksaray'da. Aksaray'a yerleştikten sonra kaza geçiriyor. Bir Aysel işte bütün aile birlikteyken bir kaza geçiriliyor. Menderes'in babası öldü. Menderes'in tabii babası ölüyor yani amcası ölüyor Mahir'in. Evet, evet. Mahir'in amcası ölüyor. O sırada o çocuğun da aslında görüntüler de vardı onu çok ekrana getirmek istemiyorum. Mahir'den küçük, bir hafta sonra öldü. Küçük çocuk Serpil Nisanur. Evet. Serpil Nisanur'u da aslında öldüğü söyleniyor. Öldüğü söyleniyor da Dem Hanım. Biliyor musunuz? Belki o torun da sizin. Hayır dün akşam mesaj aradılar. Dün akşam da söyledi benim çocuğum öldü ben çocuğumla uğraşıyorum dedi sizinle uğraşamam dedi. Ne zaman vefat etmiş çocuk? Çocuk, bir haftayı geçti. İki hafta oldu Dem Hanım öleli. Öldü diyorlar yani bilmiyorum. İki hafta daha yeni ölmüş oldu. Hafta... Evet yeni öldü. Ne kadar ki çocuk kaç yaşında? Ya bu kaza yeni mi oldu 1,5 o zaman? 1,5 yaşında diyorlar Dem Hanım. Işte. Kaza ne zaman oldu? Kaza Mahir'in öldüğünden yani... İki hafta sonra. İki hafta sonra
Mahir ne zaman öldü bir dakika? Daha yeni mi? 2,5 yıl dedi. 2,5 yıl dedi. Yaklaşık 2019'da. 2020'nin 10. ayında vefat etti. Çocuğun bir rahatsızlığı falan var. Kazadan sonra mı oldu bunların hepsi? Çocuk peki? Kazadan sonra öldü. Demem Hanım beyin kanaması geçirmiş kazada. O zaman Mahir öleli 7 ay olmuş. 1,5 yıl değil. 2020 Kasım diyor. 2019. Ha 2019 aha. Kasım. Tamam. Hatta cenazesini babası gel oradan göndermediler. Sözde baba olacak ya. Yine cenazesine ben yardımcı oldum. Ama peki. Bu çocuğun ölümünü anlayamadım ben. Ben de anlamadım. Nasıl öldü bu çocuk ya? Vallahi Ankara'da yatıyordu. Hayır onu hayır, demiyorum. Ufak çocuğu diyoruz. Ufak çocuk Serpil. Kaza geçirdiler. Kayınbabasıyla i̇şte kaza geçirdiklerinde. İşte annesinden kaçırtmış kayınbabası. Bu çocuğu alacak Aysel bizden diye kaçırtıyorlar. Sağlıköy yolunda bunlar kaza kuma kaptırmışlar arabayı. Menderes'le o sırada beraber değiller mi bunlar? Yok ayrıldılardı Mahir'le. Hayır Mahir'den ayrıldılar Mahir da. Menderes'le beraber değiller Menderes'le mi? Beraberlerdi değil mi hanım? Peki Menderes'le beraberlerken bu çocuğu kim kaçırmaya çalışıyor? Kayınbabası, kaynanası Serpil Dokuyucu, Asya Dokuyucu, Süleyman Dokuyucu kaçırıyorlar çocuğu. Bu karakola şikayete gitmiş Aysel. Çocuğum aldılar kaçıyorlar diye bunlar da kaçmışlar geri geldi. Onlar niye çocuğu kaçırıyor? Bunlar Menderes'in anne babası değil mi? Evet. Niye peki çocuğu kaçırıyor? Çocuğu Aysel elimizden alacak dedi değil mi hanım? Kaçırtmaya kalkmışlar. Torunları diye. Torunları diye yani. Evet. O sırada Menderes de peki şu anda Aysel beraberler mi hala? Evet, aynı beraberler Cem Hanım. Vallahi ben anlamadım bu işi yani. Karma şimdi, karışık. Ya gerçekten beynim yandı. Şimdi sizin Menderes'le Aysel beraberler. Evet. Beraberlerken Menderes'in babası geliyor. Evet. O çocuğu torunlarını alıp kaçırıyorlar. Aysel karakola gitmiş şikayete benim çocuğumu vermiyorlar bana deyin. Bu çocuklar Mahir'den demiş. Mahir Sıraç da Mahir'den. Nisanur Serpil Nisanur Dokuyucu da Mahir'den demiş. Ben çocuklarımı alıp gideceğim demiş Didem Hanım. Ha alıp gidecek Aysel. He. Aysel gideceği için Menderes'ten ayrılacak yani. Evet. Onlar da torun bizim diye kaçırtıyorlar çocuğu. Kayınbabası, kaynanası, görümcesi. Peki Aysel'le siz konuştunuz mu çocuk? Sizin çocuğunuz mu hiç konuştunuz mu? Gelinle konuştum. Ben bayağıdır yani yalvarıyorum Aysel'e diyorum. Şey diyorum Aysel yavrum diyorum. O çocuğu ben kabul etmiyorum. O çocuk... Menderes'ten, Sıraç'ta Mahir'den diyor bana. Ya ama aileye de başka şey, size de başka bir şey söylüyor evet, yani. Evet, aynen öyle Didem Hanım. Ayrılmıyor, gaye biraz maddiyata dönüyor. İşte çocuğun parasını alıyor. Kazadan sonra çocuk sakat mı kalıyor bir müddet, ondan sonra mı ölüyor? Çocuk da sakat kaldı. Sakat Süleyman orada öldü. Öldükten sonra diğer kızı da hastanede yattığı için karayolları bunlara yüklü bir tazminat veriyor. Şimdi bir telefon var ama isimsiz beyefendi Aysel'le Menderes'le ilgili bir iddiada bulunuyorlar. Evet. Hatta mı acaba? Peki, hatta mısınız beyefendi? Alo. Merhabalar, siz Aysel'le Menderes'i tanıyor musunuz? Evet, tanıyorum Aysel. Evet. Buyurun, ne biliyorsunuz onlarla ilgili, Aysel'le Menderes'le ilgili? Aysel'le Menderes'i iyi biliyorum. Biz ortalama 3-4 ay önce benim iş yerime geldiler. Kaçarak evlendiklerini söyleyip benden evlerine biraz malzeme aldılar. 3500 TL gibi rakam. Ne yapacağız? İnşaat malzemesi aldılar sizden. Evet, tamam. Evet. Yani bu her türlü. Herkesten böyle alıp ödeme yapmıyorlar. Aa. Yani şimdi tesadüfen ben de sizin programınızı izlerken Didem Hanım gördüm şok oldum. Yani peki, bunlar üçlü, genelde böyle. Ne zaman aldılar sizden malzemeleri? Bir daha söyleyin. Tarih? Yani ortalama tarih 3-4 ay falan oldu. 3-4 ay önce 3500 liralık işte inşaat malzemesi. Ne aldılar inşaat malzemesi sizden? Evet. Yani boya, çatı malzemesi, o tarz malzemeler aldılar. Peki. Sonrasında bunu size getirip vermediler parasını. Doğru evet, mu? Evet. Vermediler. Bugün ödeyeceğiz. Yarın ödeyeceğiz. Şöyle yapacağız. Tekrardan numaralarımızı engellediler. Dolandırdılar beni diyorsunuz. Evet. Ondan sonra da kendi numaralarında ben tekrardan aradım. Aradığınız numara kullanılmamaktadır dedi. Bir daha üstüne düşmedim. Hatta bildiğim kadarıyla geçenlerde bir esnaf arkadaşım bana bilgi verdi. Hı hı. Bir tane kız çocuklarının olduğunu ve vefat ettiğini duydum. O zaman o isimler yani. Evet. Sonra siz Aysel Hanım'ı bir telefon numarasını aramışsınız, eve gitmişsiniz. Aysel Hanım size ilginç bir şey söylemiş. Ne söyledi? Ya ben alacağımı almak için gittiğimde bir daha buraya gelme iftira atarım dedi. O yüzden ben bir daha tekrar gitmedim. Bir diğer arkadaşım var. Ona da aynısını yapmışlar. Başkasına kime aynısını yapmışlar?
Bir esnaf arkadaşım daha var. O da onun da alacağı varmış. O da gitmiş. Ona da aynısını yapmışlar. Allah. Hani ben şimdi onları görünce tesadüfen aramak istedim, bağlanmak istedim. Teşekkür ederiz. Bildiklerinizi lütfen bize anlatın. Ben hep vazgeçme izleyicilerimize şunu söylüyorum. Bu program sizin programınız. Dolayısıyla sizlerin yardımıyla emniyet ve yargının öncelikle kuşkusuz ama sizlerin de çok büyük katkısıyla olaylar çok daha farklı noktalara gelebiliyor. Bu ihbarlar çok çok kıymetli. Lütfen Aysel ve Menderes'le ilgili olarak Aksaray'da ne biliyorsanız lütfen bize ihbarlarınızı söyleyin, gönderin, bildiklerinizi anlatın ki burada bir tane çocuğun geleceği söz konusu, Sıraç'ın geleceği söz konusu. Şimdi bir tane çocuğu vefat etmiş, o çocuk da nasıl olduğu Menderes'ten mi, Mahir'den mi bilmiyoruz. Sıraç'ı Elmas Hanım'ın elinden almaya çalışıyor. Ama öte yandan şöyle bir problem de var galiba. Sadece Sıraç'ı almasının nedeni de para olabilir mi? Çünkü aynen. Onu bir anlatır mısınız Elmas Hanım? Yani aslında evet. Çocuk bir bakım parasını da gitmiş bir yerlerden istemiş. Bir söyler evet. Misin onu? Vallahi Cem Hanım, benim torunumu alıp da yani bir anne sözüme bana sözüm burada. Yavrusunu 2 senedir, 2,5 senedir aramayan bir anneden fayda gelirse... Hiç aramadın mı? Hiç aramadı, sormadı. Bir kere geldi işte şeyini almak için mahkemeye verdim. Bir 5 milyon para verdi Sıraç'ın eline. Milyon dedim 5 lira. Evet 5 TL yani. Ama gidip bakım parasını alıyormuş çocuğun bakım parasını. Vallahi bilmiyorum, öyle diyorlar Didem Hanım rahmetli, ama ben Sıraç'ımı vermem. Rahmetli Mahir'in dul maaşını alıyor. Boşanmıyor. Çocuğun bakım parasını alıyor. Aynı zamanda şu anki ölen çocuğun da karayollarından işte şeyini alıyor. Yani özrünü göstermemiş. Ha, özrünü göstermemiş. Özrünü göstermemiş. Bir yandan Menderes'e de eğer iddialar doğruysa başkalarını dolandırdığı iddiaları evet. Var. Aynen. Allah Allah. Peki biz Aysel Hanım'a da ulaşmaya çünkü çalışalım. Dün akşam aradılar. Bana dedi çıkmasın. Dedim ben ablamla bir alakam yok. Ben kendi meselem için çıkıyorum. Söyledi o kadına çıkmasın. Kim söyledi aradı sizi? Aysel. Aysel beni aradı. Çıktığı zaman dedi resimlerimi falan da koymasın dedi. Sonu kötü olur, ben onunla zıt giderim dedi. Hatta ses kaydı da var. Tehdit etti sizi yani. Aynen evet. Çıkma diyor. Didem Hanım ben diyor Sıraç'ı diyor sana verecektim. Niye çıktın oraya, beni rezil etmeye mi çıktın diyor. Ama vermemiş. Yani vermiyor. Bir şöyle dönüyor bir böyle diyor. Çıkıp ben rezil mi edeceğim diyor. Vermeyeceğim canım, diyor. Hakkını arıyorsun sonuçta. Hakkını aramak için buradasın. Evet. Biz de yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sağ olun, Allah razı olsun. Aysel Hanım'ın da iddialarını dinleyelim. Size. Birincisi Aysel Hanım, yani neden eşinizin kuzeniyle öyle görüntüler var ki evde bir aşk ilişkileri, yasak aşk yaşıyorsunuz. Evet. Arkasından işte çocuğu bir kilitliyorsunuz, gidiyorsunuz. Evet. Bir gelip bir Elmas Hanım'la yüzleşmeniz lazım sizin. Bir bakın, bir anlatın bakayım. Neler anlatacağınızı da kendisini savunacağını merak ediyorum Orhan Bey ya. Gerçekten yok, vallahi yani. Vallahi eğer bunlar, bu iddialar doğruysa evet. Savunacak kadar da yok yani. Gerçekten. Gelsin gerçi. Onu anlatacaklar da farklı olabilir, bilmiyoruz. Evet evet, karşı tarafı da dinlemek evet. Lazım. Kesinlikle öyle. Perihan Şahin ve Pembe Erol. Dün yol yorgunu geldiler. Öyle şeyler anlattılar ki başımız döndü anlattıklarında. İki kardeş ikizler. Evet. Ankara'dan geliyorlar. Kardeşleri Alper'i gelinleri Songül'den kurtarmak istiyorlar. Ve iddialarına göre işte gelini Servet Avcısı, Songül Hanım Servet Avcısı sürekli kardeşinizi aldatıyor, parasını yiyor. Siz kardeşinizin can güvenliğine endişe ediyorsunuz. Bize yardım edin diye geldiler Ankara'dan. Dün öyle şeyler konuştuk ki bir hatırlayalım, hemen onları ağırlayacağız. İkiz görümceler anlattı. Türkiye şaşkınlıkla izledi. Perihan ablacığım. Sus. Bir dakika. Bir dakika sus, bitti. Değil misiniz? Yani bir şu anda görümcesi... Tamam. Bitirdiler. Kurtarın kardeşimi, ne olur kurtarın. Bir İstanbul'a kaçmış orada. Heh. Onu bilemiyor. Orada 80 milyar parası gitti. Sonra bir uzman çavuş diye birini buldu. Bu Ali diye bir şahsına tanışmış daha önce. Demişti böyle böyle ona... Bileziklerini kaptırmış. Bu adam mı? Bak şurada bir fotoğrafı evet, var. Bu adam mı Salih evet, Bey? Bu adam, Salih Bey evli. Evli, çocukları var. Benim karışım işe gidince bu oraya direkt gidiyormuş arabayla. Direkt arabayla oraya Salih de buluşuyor. Evet, Salih de yufkacı evet. Salih. Şu anda kız kardeşim dediğine göre onun bir evi varmış, kiraya verecekmiş. O evde kalıyorlarmış beraber. Görümceler gelinlerine karşı birleşti. Tek tek canlı yayına bağlandı. Bunu götüren insanlar koluna bayağı bir 10 tane 20 tane bilezik takıyor. Evet. Ben durumum iyi diyor, zenginim diyor, işte götürüyorlar.
bunun paralarını alıyorlar, gene işte bunu kaldırıp atıyorlar, geri kardeşime geliyor. Bu akşamdan dedi mesajlaşıyorlar dedi, akşam mesaj yeri ayarlıyorlarmış dedi. Hı hı. Saklandım dedi, evimin dedi çevresine dolaşırken ben gördüm dedi, bunu aradım neredesin diye dedi. Evde değilim de, demiş o da. Ben kapının önündeyim deyince Salih'i dışarı çıkartmış. Salih'i eve almışmış aslında. Hmm. Salih dışarı kaçmış. O sırada abim bunun yakasından yapışıyor. Ne işin var senin burada diyor. O sırada Salih'le Songül abimi darp ediyorlar. Ali denilen şahıs da bütün olaylarını ben biliyorum. Bayağı bir parasını falan alıyor. İşte kardeşim artık zor durumda kalınca beni aradı. Hı-hı. Alper Erol. Hı-hı. Dedi böyle böyle dedi durum var dedi. Ben ne yapayım? Bir şey yapamıyorum, bir şey ispatlayamıyorum. Adam evimde kalıyor dedi. Çocuklarımın içinde kalıyor dedi. Aa. Bana yardımcı ol dedi. Bunu götüren insanlar koluna bayağı bir 10 tane, 20 tane bilezik takıyor. Evet. Ben durumum iyi diyor, zenginim diyor. İşte götürüyorlar. Bunun paralarını alıyorlar. Gene işte bunu kaldırıp atıyorlar. Şoke eden iddia canlı yayında geldi. Songül Hanım kocasını kendisinin aldattığını söyledi. İşte şiddet gördüğünü söyledi. Çocuklarına zulümkarlık yapıyormuş. Ama adamın şimdi şeyine bakıyorum televizyonda öyle tip değil adam. Bir şey soracağım. Benim kardeşim de hiç öyle bir şey var mı? Gelecek adam, buraya gelecek o kardeşim. Öyle bir insanlık var mı? Benim kardeşim huri melek melek. Biz DNA testi istiyor onlara. DNA yani, testi istiyor. Hepsi diyor herkes şüpheli. Bu kadar insanlar. Bu durumdaki bir insana, durumdaki bir insana soruyorum. Kardeşimin çocuğu olduğu diye güvenilir mi? Yayında daha kimler çıkacak? Ben sevmiyorum kardeşimiz. Şunlar benim. Yani iki yıldır da yani evlilikleri yokmuş iki yıldır. Yani birlikte değillermiş iki yıldır. Kardeşim anlattı bana. Kardeşiniz ne istiyor hala bu çocuğu? Bilmiyorum yani. İki yıldır. Para. Para. Onun derdi para. Benim arkadaşıma bu para teklif etti. 150-200 milyar dedi benim param var. Beni dedi bu eşimden kurtarırsanız ben dedi seninle dedi mutlu bir hayat kurup evlenirim dedi. Evet, Perihan Hanım, Pembe Hanım yine bizimle birlikteler. Evet, merhaba. Bir kez daha hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dün Ankara'dan geldiniz, hurra yayına bir girdik. Öyle şeyler anlattınız ki siz de dağıldınız, evet. Biz de dağıldık. Şimdi Songül Hanım'ın da bu iddialara yanıt vermesi lazım. Onunla da ulaşmaya çalışacağız ama yayından sonra kardeşinizle konuştunuz mu hiç? Mesela konuştum. Alper Bey'den evet. Habersiz buraya geldiniz tabii siz. Bir şey yapar diye korktuk, gizli geldik. Çünkü kendisi benimle gelecekti. Oyla beni dedi geleceğim falan diye bu imza attıracak diye bekledi. Ben anladım atılmayacağını imzanın çünkü. O dolayıdan dedim ki kardeşim sen benimle gelmeyeceksin. İkizimi alıp şu anda geldim buraya yani. Evet, ikizler evet, geldiniz. İkizimi aldım geldim. Diğer kardeşler de gelmek istiyorlar evet, galiba. Evet, onlar da gelmek istiyor. Birisinin oğlu eskere gidecek onun için gelemiyor. Birisi de memlekette, birisi sıkıntılarım var dedi. Onu siz Alper'i Songül'den kurtarmaya çalışıyorsunuz. Evet, şu anda yani benim kardeşim şu an tehlikede. Nasıl? Yani can güvenliğinden evet, tehlikeli? Evet, can güven. Biz de şimdi tehdit almışız. Tehdit aldık. Şu an dün tehdit almıştık. Aygül Katırancı da tehdit aldı. Aygül Katırancı şu an kim arıyor sizi arayıp tehdit ediyor? Dün ben aradı, bugün ben aradı Aygül Katırancı. Abla ben tehdit aldım dedi, Salih dedi. Bu yufkacı olan Salih. Yufkacı olan Salih'ten dedi. Aha. Dikkat edin dedi. Gelinin en son kaçtığı şey sevgilisi. Evet. Evet. Ne istiyor ne Salih? Diyorsun? Şu ekranda gördüğünüz demiş Salih. Demiş ki o kameradaki resmimi kaldırtmaya geliyor Songül demiş. Şu anda demiş. Hı. Sizin başınıza gelecekler çok kötü şeyler olacak demiş. Vallahi. Nereye geliyormuş Songül? Evet. Buraya mı gelecek? Buraya gelecek. Songül gelmiş Songül'ü buraya. Songül'ü gönderiyormuş. Dur ben anladım. Songül buraya gelmiş. Kameradaki resmini kaldırtacakmış onu. Bizim de başımıza çok şeyler gelecekmiş. Ne gelecekmiş can başınıza? Can güvenliğimizi. Yani Allah Allah olur mu? Bunlar bir ihbardır. Evet. Yani şimdi şöyle. Aygül Katrancı'nın bağlanmasını istiyor şu anda. Aygül kardeşinizin. Şu anda. Tehdit. Dedi ki kardeşlerin ikisi de yayından çekilecek demiş. Çekilmezse başlarına çok kötü şeyler gelecek demiş. Salih Bey'e gelecek. Gece bize kendinizi ne zannediyorsunuz? Kimsiniz siz ya? Evet. Ne gelebilir yani? Siz önce yaptıklarınızın bir hesabını verin. Evli bir adamsınız. İddialar doğruysa. Evli bir kadına bir ilişki yaşıyorsunuz. İşte işin içerisinde para iddiaları da var. Önce bu iddiaları bir netleştirmek lazım. Önce siz bunun bir hesabını verin. Ondan sonra zaten yargıdan da kimden üstünsünüz? Kendinizi ne arkanızda ne olduğunu zannediyorsunuz ya. Öyle olanları çok gördük biz ya. Allah'ım ya Rabbim. Bakalım Songül Hanım bu iddialara ne diyecek? Ona ulaşmaya çalışalım. Asıl onun konuşması lazım. Elimde önemli belgeler var. Birazdan açıklayacağım. Onu da sizlerle paylaşacağım. İzninizle bir ara verelim. Sonra hemen beraberiz. Evet. İkiz görümceler anlattı. Türkiye şaşkınlıkla dinledi. Elinin yanına kaçıyor. Orada paraları o adamla yiyor geliyor.
İkiz görümceler gelinlerine isyan etti. Gelinleri Servet avcısı mı? Bu kaçıncı, bu kaçıncı bir bilseniz var ya. Ya biz köyümüze gidemiyoruz. Gelinleri kardeşlerini öldürmesi için sevgilisine 200 bin lira teklif etti mi? Dedi benim param var. Bu eşimden kurtarırsanız evlenirim dedi. Gelinleri ikiz görümcelerin iddialarına cevap verecek mi? Az sonra Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de. İkiz görümceler anlattı. Türkiye şaşkınlıkla dinledi. Senin yanına kaçıyor. Orada paralar o adamla yiyor geliyor. Kurtarın kardeşimi, ne olur kurtarın. İkiz görümceler gelinlerine isyan etti. Gelinleri Servet avcısı mı? Bu kaçıncı, bu kaçıncı bir bilseniz var ya. Ya biz köyümüze gidemiyoruz. Gelinleri kardeşlerini öldürmesi için sevgilisine 200 bin lira teklif etti mi? Dedi benim param var. Bu eşimden kurtarırsanız evlenirim dedi. Gelinleri ikiz görümcelerin iddialarına cevap verecek mi? Az sonra Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de. Evet, Perihan Hanım ve Pembe Hanım'la birlikte devam ediyoruz. Gelinlerinden çok şikayetçiler. İddiaları doğruysa 3 defa, hatta daha da fazla Songül Hanım Alper Bey'i aldatmış. Kardeşimizi Songül Hanım'dan kurtarın diyorsunuz. Bir de en son sevgilisi, bu kaçtığı yufkacının da sizi tehdit ettiğini iddia ediyorsunuz. Evet. Aygül Hanım aramış. Evet. Siz ikisiniz. Diğer kardeşi aramış galiba. Aygül Hanım hatta şu anda. Aygül Hanım hatta mısınız? Evet, hattayım. Sizin gelininizin sevgilisi Salih sizi mi aradı? Ne dedi size? Ya orada şöyle bir yanlış anlaşılma oldu. Ben abimi aramıştı daha önce. Hani onu tehdit etmiş demiştim. Onlar yanlış anlaşılma olmuş. Beni kimse aramadı. Alper'i mi tehdit etmişler? Evet, daha önceden hani arayıp tehdit etmişti. Onu söyledim. Onlar ablamı yanlış anlamışlar. Biz onu bilmiyoruz. Onu söyle. O da önemli. Niye Salih Bey şeyi Songül'ün kocasını arayıp tehdit ediyor? İşte abimi tehdit etmişti. Ben onu söylerken ablam yanlış anlamış galiba. Tamam, tehdit nasıl? Falan yok şu anda. Abinizi nasıl tehdit etmiş peki Alper'e? İşte öldürün bir gibisine. O da az bir şey mi yani? Kardeşinizi tehdit etmiş. Evet. Bugün de şöyle bir şey olmuş. Songül aslında canlı yayına gidiyorum diye gitmiş. Aha. Katılmak için galiba gelmedi. Biz kendisiyle konuşacağız. Bütün iddialara yanıt vermesini istiyoruz. Birazdan kendisiyle telefonla konuşacağız. Sonra yani da... şu anda sorgunu terk etmiş. Hani ben canlı yayına katılacağım. Çocuklar nerede peki? Çocuklar şu anda nerede? Çocuklar zaten evde hep yalnız kalıyor. Çocuklar şiddete maruz kalıyor. Çocuklar hani çocuklara bir annelik durumu yok o kadının zaten. Evet, zaten sizin yani siz aslında Yozgat'tasınız. Yozgat evet. Sorgunu. Siz de Sorgun'da evet. Mı yaşıyorsunuz? Yozgat'ta mı yaşıyorsunuz? Yok, ben Sorgun'da yaşamıyorum. Siz Ankara'da. Siz Ankara'da yaşıyorsunuz. Ankara'da. Evet. Pembe Hanım da Ankara'dan geldi. Perihan Hanım da Ankara'dan geldi. Evet. Gelininiz abinizle beraber, kardeşinizle beraber Sorgun'da yaşıyor. Doğru mu? Şu anda Sorgun'u terk etmiş. Doğru. Terk etmiş. Çocuklar nerede? Ya. Çocuklar peki kaç yaşındaydı çocuklar? Çocuk biri 19, 18, 17, 14. 19, 18, 17. 17, 14. 17, 14. Peki kaç yıldır kardeşinizi aldatıyor gelininiz? Songül'ün... Bu 19 yıldır aldatıyor evlendiği günden beri. Ay, evlendiği günden beri biz o kadar bilmiyoruz. İşte bu ya, ben size şunu söyleyeyim, bir İstanbulluya kaçtı. 6 sene önceymiş kaçtı. Ama 19 yıllık evli. 2015'te İstanbulluya kaçtı. Tamam, ama 19 ondan yıllık evliyse sonra? Ondan sonra Ali ile bir birlikteliği oldu, kaçmadı ama onunla beraber bir süre yaşadı. Evet. Ondan sonra Mustafa diye 6. ile tanışmış. Evet, daha sonra işte Adem Erol'la. Adem Erol'a mı? Onu tehdit etmiyor mu? Görüntülerini çekiyor. Adem Erol'la da birliktelik yaşıyor mu iddianıza göre? İşte onu ben de abimden duydum bunların hepsini. Oo, bir dakika. 6 sene önce İstanbul 1. Daha sonra Ali Bey 2. Mustafa Bey 3. Adem Erol 4. Adem Erol'dan sonra da 5. Var. Salih Bey var. 5 kişiyle aldatmış o zaman kardeşimiz. Ondan önce de bir Haymanalı varmış galiba. Ha, bir kişi daha var. 6. Haymanalı. O bir kim? Bir de balıkçı varmış. Balıkçı kimse onu da öykü karıştırmamış. 6-7. 7. Bir de evet. Yozgat'ta bu. Münir'e biliyor. Evet, Münir'e evet. Bağlantıktan sonra. Ağzım açık kaldı birisi ya. Birisi kimdi o? Birisi daha varmış. Kamil. Gerçekten. Kamil.
Ama bizim kadın... aralarımızın içinde duruyormuş Kamil diye birisi var. 8. Evet, onun da hanımı kıskanıyormuş. Senin orada ne işin var diye. 8 kişi siz. Yıllardır evet. Aynı evde duruyorlar bizim evimizde. Bunlar çok ağır iddialar. Songül Hanım'ın bunlara ne söyleyeceğini merak ediyorum Vallahi ben. Vallahi gelsin yüzleşelim. O zaman 19 yıl boyunca sürekli şey mi, aldattı mı sizi? Aldattı. Her şeyini de yedi kardeşim, aldattı. E kardeşiniz 19 bunu bile bile kardeşimiz... kaçıyor geri, abisi getiriyor. İstanbul'a gidince kaçıyor. Abisi ya, getiriyor Songül Hanım'ı. Alper kabul ediyor. Sonra bir süre yaşıyorlar. Sonra arkasından bu şeyi biliyor, Adem'i biliyor, diğerlerini biliyor. Kardeşin kabul ediyor. Sonrasında Ali ile bu şeyle yazışıyor. Şimdi, onu da kabul ediyor. Şimdi ben yapmıyorum. Sarif'ten gelirse, Yufkacı'dan gelirse kabul eder mi Alper? Ya şimdi ben yapmıyorum derse. Çocuklarım bu, kandırıyor. Nasıl kandırıyor biz de bilmiyoruz. Saf diyor, iyi niyetli diyor kardeşime. Şimdi yola çıktı, ben otobüste gelecektim. Dedi ki saf iyi niyetli, alın da gelin onu dedi. Ben de düşündüm, dedim ki niye böyle diyorsun kardeşim dedim. Bu niye böyle diyordu. Allah Allah. Şimdi Alper'le ikisinin beraber Alper'i fotoğrafları var. Bağlanmak istiyor yani. Bağlanmak istiyor. Kardeşimiz aradı bizi. Tamam. Ben peki geleceğim, boşanacağım dedi. Bak telefon da aradı. Dün akşam da aradı. Aha. Bugün sabah da konuştuk. Beni kurtarın. Ondan sonra ben dedi sizinle geleceğim dedi. Bunlar bir aralarında bir sözleşme yapmışlar. Tehditle bak kardeşimi, tamam, biliyorum. Onları konuşacağız ama ben Alper'le aslında Songül, bu fotoğraflar gelsin bir ekranlara. Şimdi 19 yıl boyunca eğer 8 defa iddialarınıza göre birbirlerini aldatan, daha doğrusu Songül aldatmış iddianıza göre. Daha bilmediğimiz neler var. Vallahi bilemiyorum. Biz Ankara'da yaşadığımız için. Baksana bu fotoğraflar daha yeni çekilen fotoğraflara bize benziyor. Bize memlekete gelmeyin dediler. Niye dedik? Sorguna gelmeyin dediler. Evet, sorgunda yani gelmeyin, görmeyin bunları dediler. Ama burada bak kardeşin Alper Songül'le bayağı birbirlerini seviyorlar. Bizi çünkü uzak tutuyor onu. Ya kendine çekiyor. Sizi uzak tutuyor da insan kendisini bu kadar aldatan kadını böyle sarmaş dolaş niye bu kadar çok şey yapar tutar? Şu an niye Ankara'ya kaçmış sorundan? Ben geçen aradım Ankara'da dedi kardeşim bak. Hmm. Ben dedim kimin yanına gitmiş? Kardeşinin yanında kalıyormuş Ankara'da. Hı-hı. Ben bunu kardeşinin yanında kaldığını inanmıyorum. Bana dedi ki bacım dedi bir dedi Facebook mu dedi bir şey sosyal vereceğim. Medya, Facebook, evet, sosyal medya, evet. Bu ne dedim? Dedi ki bir pazarcı dedi Haymanalı dedi kolundaki bilezikleri almak için uğraşıyor dedi. Ondan vuruşuyor Ankara'da. Peki bu her gittiğinde altınlarla gidiyor ve her gittiğinde tabii altınları da erkeklere kaptırıyor. Tabii kaptırıyor canım. Veriyor geliyor. Veriyor geliyor. Yiyor geziyor geliyor onlarla. Verecek sonra demiş kardeşim. De çalışıyor. Şimdi onunla ilgili bir de belge var, bunu ben size göstereceğim. Alper Bey şikayetçi olmuş Ali Bey, evet, hakkında. Onu birazdan göstereceğim ama şimdi Songül Hanım da böyle hayata bağlı bir kadın, ilginç bir kadın. Bir videosu var, bir gelsin ekranlara. İzleyiciler de bizler de biraz daha yakından tanıyalım Songül Hanım'ı. Gelsin bir ekranlara lütfen. Senin ciğerine dolmayan hava benim soluğumda olmasın. Seni sevmekten vazgeçersem ben öleyim. Ne oldu? Senin ciğerine dolmayan hava benim soluğumda olmasın. Seni sevmekten vazgeçersem ben öleyim. Bayağı böyle dertli dertli fotoğraflar çektirmiş. Kardeşim ki hayal dünyasında böyle başka hayatlar yaşıyor. Başka şeylerle yaşıyor yani. Başka bir dünyada yaşıyor. Başka bir dünyada başka yaşıyor. Kardeşinizi sevmiyorum dedi. Bana açık açık. Size söyledi mi? Evet bana tabii dedi. Ben dedi, yemin ederim buna. Allah huzurunda sevmiyorum dedi. Yemin ederim. Ne zaman söyledi bunu? O zaman niye ayrılmıyorsun dedim. Ben o gittiğimde, o Ali'nin yahalandığında gittiğimde. Hı. Kardeşim ben otelde kalıyorum dedi. Hı hı. Benim yanıma gelir misin kardeşim dedi. Ben de gittim. Efendim kız kardeşime geç Münir'e dedim, ben oraya geliyorum dedim. Oraya vardık, oradan neyse orada konuştuk. Kardeşim dedim böyle böyle, ben bunu bir arayayım dedim. Aradım, ben kardeşinizi sevmiyorum dedi. Niye de evliya o zaman devam ediyor? Sevmiyorum kardeşinizi, neden dedim. Hı. Bak kardeşim dedim, bu seni sevmiyormuş. O zaman ayrılın temiz temiz. O kadar çocuk niye yapmışlar? Evet. Dedi ki, bacım dedi bana öyle bir şey demedi için diye kadar. Ben dedim ha dur, telefonu verdim kardeşime. Sevmeyen birbirinin fotoğraflarını niye çektiriyor? Sevmiyorum dedi. Kardeşim, her geldiğinde niye kabul ediyor? Yapmacık vallahi. Yani biz bunlara biz içindeyiz yani, biz kardeşimizi biliyor. Yani yani gidip de böyle bir oturup onunla bir derdeşem yok. Neden ama bize kaçmış çok laf geliyor şimdi? Neden kaçmış? Kiminle kaçmış? Bunun niye gelip de burada bizimle yüzleşmemiş? Biz bunları istiyoruz. Biz delil istiyoruz. Biz bunları istiyoruz. Gelsin yüzleşsin, bizim de bir yanlışımız varsa biz ondan özür dilerik. Şimdi tabii bir de onu dinlemek lazım yani. Evet biz onu istiyoruz. Bakalım. Gelsin sizden. Ya biz yani demiyor sizin gibi hani avukat bir beyefendiyle. Avukat değilim ben, emekli polisim. Emekli polis, Funda Hanım avukatımız. Evet. Öyle olsun ama tabii daha... Didem Hanım'la görüşsün, çünkü otursun, bizim de hatamız varsa. Tabii. Biz karışımla da görüştün, karışımı da getirin, yüzleştirin. Yani bu kaçmanın altında ne yatıyor?
Bize dün kardeşim dedi ki, bak bacılarım dedi, yayından çekilin diyor dedi. Aslında onu tehdit etmiş. Onu tehdit etmiş. Yayından çekilmezse başlarına çok şeyler gelecek. O ne gelecekmiş mesela? Bilmiyorum. Tehdit. Söyle kardeşim dedim. Dedi ki ben söyleyemem dedi. Alper Bey de korkuyor o zaman. Şimdi evet, bizim otorama var. Ne var? Hani kardeşimin var? Parası var. Hı-hı. Parayla yani bir şeyler yap. Çok kuzu karadır öyle şeylerde. Yani bize yaptıracağını düşünüyor. Ama sadece parayla çözülmez. Songül'ün işte. Üzerinde de para var mı? Tabii bankada parası adam da var. 150 milyonunu vereyim demiş. Lokanta açacağım demiş. Şimdi aynen konuşmayı nasıl? Lokanta açacağım demiş. Bir dakika dur. Lokanta açacağım demiş. Lokanta açacağım deyince biz de dedik ne zaman ne açıyor dedik. Kardeşim dedi ki bizim perşembe günü konuşmamız var dedi. Münir'e biliyor. Münir'le ne konuşmuş. Perşembe günü biz demiş her şeyi bitirecek. Anlaş, para az geliyor diyormuş. Bana, o aldık arabayı aldı. Ev aldı. Hı hı. Daha o para az geliyor diyormuş. Herhalde. Aslı dünkü telefon bağlantısıyla bağlanan beyefendinin ses kaydını kesebilir misiniz? Evet onu bir kestirelim. Sonra bütün bu bazı ihbarlar da geliyor. Ama Songül Hanım şu anda hattaymış. Bağlansın. Evet. Songül Hanım hatta mısınız? Evet. Songül Hanım merhabalar. İyi misiniz? Merhaba. Hakkınızda çok ağır iddialar var. Görümceleriniz burada. İkiz görümceler. Evet duydum hakkımda olan iddiaları duydum. Ve sinirlendim ve ona doğru geliyorum. Geleceğim pazartesi. İnşallah pazartesi görüşeceğiz. Peki önce biraz konuşalım biz. Ben şunu merak Buyurun. Ediyorum. Siz Alper Bey'i Alper Bey'den 4 tane çocuğunuz var. 19, 18, 17 ve 14 yaşında. Değil mi? Evet. Tamam. Evet. Görümceleriniz diyor ki 19 yıl boyunca sürekli kardeşimizi aldattı. Aldattınız mı? 19 yıl boyunca benim aldatmam yalan. O görümcelerim sürekli benim evliliğime, sürekli beni Asla. Rahatsız, rencide, dövmeler, kovmalar, hakaretler, anneleri, kendileri, altı görümcem. Yani hepsi birbirinden beter, hepsi birbirinden... kolmalar, İspatlar, her türlü yalancı, hakaretler, yalancı, ettiler beni. Kardeşimi kandırdığın gibi bizi kandıramazsın. Kardeşimi çocuk yerine koydun. Bizi kandıramazsın. Paralarıyla yaşadın onun. Haydi oradan. Ben hakkımın aranmasını yalancı. Istiyorum. Haydi oradan hadi. Songül Hanım izninizle bir dakika Songül Hanım. Dövdünüz mü Songül'ü? Asla. Kaldırak ya. Songül Hanım, Songül Hanım diyorlar ki biz Yozgat'ta o annemle kardeşimi doğdu. Tam aksini söylüyorlar. Siz onların mahkemeleri var adliyeden. Çıkardım hayır, onları. Hayır, hayır. Benim savcılıkta darp raporlarım, savcılık raporlarımın incelenmesini istiyorum. Var mı? Gittiniz tamam. Mi? Tamam. Annem birini yok biz. Beni kim vurmuş, kim dövmüş gösterin. Aynı anda konuşmayın. Evliliğimin ilk gününden beri bunlar beni rahatsız ediyorlar. Songül Hanım, Songül Hanım, canım benim. Songül Hanım, Songül Hanım sizin bir şeyde emniyette darp raporunuz var mı yok mu? Bunu bana belgeler misin? Darp raporlarım var ablam. Evlendiğim ilk günden beri benim bunlarla mahkemelerim var. Darp raporlarınız var mı elinizde şu anda? Şu anda elimde yok ama savcılıkta olan dosyalarım yıllardır 20 yıllık dosyam var. Ne bunlarda. Var mesela savcılıkta nasıl bir dosyanız var? Bunlar beni dövdü, kardeşim kovdu, mahkemelik, şeylik. Yani 20 yıldır ben bunlarla mahkemelerdeyim. Peki bir şey yıldır. Soracağım. Siz 6 sene önce İstanbul'a birine kaçmışsınız. Neden kaçtınız? Hayır benim kaçma bir şeyim olmadı. Benim döve döve benim 9 aylık çocuğumu şu anda psikolojim bozuldu. Çocuğumdur. Ben çocuklarımı aldım evden gittim. Benim çocuklarımın dahi ölümüne bunlar sebep. Çocuğumu kendin öldürmüşsün. Bir dakika Songül Hanım. Başkasından deyince çocuğu kendin öldürmüşsün. Açık ben, öyle benim açıkla. Konuyu açıkla. İki tane çocuğumu öldürdüm. Yayın açıkla. Karnını yumrukluya öldürmüş. Çık karnını yumruklayarak değil. Benim karnını yumruklayarak demiş ki bak kendisi dedi. Songül Hanım. Didem Hanım bir şey söyleyeceğim. Burada çok önemli. Çok önemli bir şey söyleyeceğim burada Didem Hanım. Söyle canım. Çocuğun ölüsünü kardeşim eline alıyor kendisi söyledi. Yemin ediyorum burada bak. Çocuğun ölüsünü bu kendisine kucağına alıyor abim. Kardeşim, o erkek kardeşim. Bunu götürüyor komiye. Diyor ki... Değil mi diyor kardeşim. Bu da benden değil. Değil Hı. mi diyor. Yemin ederim. Bunları ben duydum. Bunun ağzından duydum. Verir misin? Senin kardeşin bunu dedi bana dedi. Birincisi o çocuğa... Ben çocuklarımın hepsinin DNA testini istiyorum. Bak. Tamam yaparız. Yaptırın. Yaparız. Yaptırın. Yaptırın. Var ya ismi pembe olan bayanın... Bahanım sor bahanım o çocuklar. Konuyu aç. Ölümün çocuğun konusunu aç çocuğum.
Bir dakika, sen benim çocuklarımı ne yapacaksın? Dur bir dakika. Sen kendine bak, kendine Pembe kendine. Hanım, Pembe Hanım bir saniye ne sen olur. Sen kendine bak. Songül kimseyle Hanım. Bilezikleri giymedim. Altınları giymedim. Ben 20 sene çalıştım, 2 tane yetim çocuğuma baktım. Sen kendine bak, ne olacaksın sen beni? Bir şey söyleyeceğim. Peki psikolojiniz bozuldu diye. Senin gibi hazırlığa konmadım ben. Pembe Hanım canım. Psikolojiniz bozuldu diye 2 tane çocuğunuzu alıp İstanbul'a niye gittiniz? Kimin yanına gittiniz? 80'in yer gibi yedirdiniz. Hadi kendi yaşadığın hayatı niye bana sunuyorsun sen? He? Niye bana istirahat atıyorsunuz? Songül Hanım, Songül Hanım, Didem Bey. Şimdi önce şeyi sorayım. Bu karnınızda ölen çocuğu siz mi öldürdünüz? Hayır, benim bu tartışmalarının, kavgalarının arasında benim belimin üstüne ittiler bunlar. Benim çocuğum şey arasında, kavgaları arasında, esnasında benim çocuğumu öldürdü bunlar. Görümce mi sizi, görümceleriniz mi dövdü? Evet, her geldiklerinde benim eve geldiklerinde beni davet ettiler. Peki böyle bir olay oldu Songül Hanım. Songül'cüğüm, peki böyle bir olay olduysa bu şüpheli bir ölüm oluşur. Dolayısıyla otopsi istenir, bilmem ne yapılır. Bu tarz şeyler yapıldı mı? Biliyor musunuz onu? Evden bırakıp gittim hocam. Kendi öldürmüş karında, vurmuş çocuğu baba benden değil deyince kardeşim. O çocuğu öldürmüş, karnını öldürmüş. Öldürmek istiyor bu çocuğu demiş, öldürmüş. Songül Hanım. Kendisi öldürmüş. Bir dakika, Songül Hanım. Bizim haberimiz yok. Görümcelerinizin iddiası o çocuğun kocanızdan olmadığı. Tamam işte ben DNA testini istiyorum Didem Hanım. Hepsini mi yapacağız? Mezardaki çocuğumun dahi DNA'sını istiyorum. Kendi çocuklarımın DNA'sını istiyorum. Bütün çocuklarınız. Ben her şeyi açığım. Tamam. Her şeyi açığım, ben DNA'sını istiyorum çocuklarımın. Özellikle istiyorum. 4 çocuğumun, mezardaki çocuğumun dahi DNA'sını istiyorum. O ihbar hazır mı arkadaşlar? O ihbar hazırladınız mı? Bir de dün o ihbar bir hazırlansın gelsin. Dün önemli biri telefonla aradı. Çok sizin aklınızda çok ağır bir iddiada bulundu. Ona da yanıt vermenizi rica ediyorum sizden. Peki sonrasında bu Ali diye bir astsubay varmış. 7 ay sonra ona kaçmışsınız. Hayır hocam, ben kaçmadım. Bak bunların davaları, mahkemeleri yüzünden ben haftada bir karakollara gittiğimden ben o karakol mensuplarını çok iyi tanıyorum. Artık akraba olmuştum. Çünkü sürekli bunlarla karakolluk, hakimlik, savcılık hiç durmadan davalara çıkıyordum ben. Peki anlıyor bizi tehdit ettin. Songül Hanım. Başınıza gelecekleri düşünün dedi. Ali benim yanımda gidiyor. Bir müsaade. O arada tamam böyle bir dostluğumuz oluştu. Hatta bunların şeyleriyle arada. Bunlar yine iftira attı. Ali Bey işte şöyle, Ali Bey böyle. Songül Hanım, Songül Hanım gidip gelip dostluk kurduğunuz bir insanla para alışverişine neden giriyorsunuz? Bu dostluk mu, aşk mı? Alışverişi derken dedi ki böyle sıkıştım. İşte dedi 15 gün içinde dedi ödeyeceğim falandı filandı derken. Dedim ki ben de durana kadar sen de dur. Sağ ol 15 gün içinde öde. Peki 15 gün içinde Songül Hanım, ben zaten ödememi geri aldım. 15 bin lirsin. Bir dakika Orhan Songül Bey, Hanım, Orhan Bey, peki o Ali evet. Bey... Yani asker olan Ali Bey, karakolda çalışan. Evet. Neden ihraç edildi meslekten? Neden ihraç edildi? Onu bilmiyorum. Belki kendi bıraktı. Kız kardeşim dava açtı. Bak ne diyor? Pembe Hanım diyor ki... Nilgün Şener. Kardeşlerim Nilgün, biliyor bu olayı. Nilgün dava Hanım, açtı, attırdık oradan biz onu. Nilgün Hanım dava açmış görümcelerinizden olan, evet. Nilgün Hanım. Çünkü onun üzerine... Gelmedi. Ama şu anda hiç kimse bir şey anlamadı biliyor musunuz? Pembe Hanım, Songül Hanım, Perihan Hanım. Böyle tane tane konuşursak... Ne dedi hanımın? Evet yani dinleyin, anlayamıyoruz çünkü. Songül Hanım da buna cevap veremez tabii, şu anda. Tamam söyleyin Orhan Bey. Ali Bey'in meslekten atılmasının sebebi sizin görümcelerinizden bir tanesi dava açtığı içinmiş. Demek ki gerçekten öyle bir delil bulundu ki ya da bu ispat edildi ki Ali Bey'le olan ilişkiniz ortaya çıktığı için o da meslek etiklerine aykırı hareket ettiği için mesleğinde ihraç olmuş. Olabilir, o onun sorunu. Ama ben aynı zamanda sizin sorununuz. Songül Hanım, ben size açık bir soru sorayım. Sizin Ali Bey'le bir ilişkiniz oldu mu, olmadı mı? Ali Bey'le dediğim gibi bunların yüzünden tanıştım. Mahkemelere, karakollara gide gele tanıştık. Böyle bir merhabamız, böyle bir dostluğumuz oldu. Dostluk aşka dönüştü mü sonra? Aşka da dönüşmedi. Hayır, aşka da dönüşmedi. Peki kesinlikle. Dostluk daha sonra nasıl söylenir ki? Aldattınız mı kocanızı Ali Bey'le? Hayır, aldatmadım. Didem Hanım, öyle olmazsa meslekte asker ve polis mesleğinde açmışız. Disiplininde biz böyle bir şey vardır. Bir dakika Songül Hanımcığım canım. Hem askerde hem poliste disiplin mesleği olduğu için bu tarz şeylere asla müsamaha edilmez. Evet. Disiplin soruşturması açılır. Eğer gerçekten bu ispat edilirse meslekten de ihraç olur. Peki. Demek ki olmuş. Songül Hanım. Buyurun. Duydunuz mu? Evet. Peki ben size şu belgeyi ekranlara bir getireyim. O belgeye bir yanıt verin lütfen. Gelsin bir şikayetçi ifade tutanağı. Eşiniz Alper Erol'un Ali Bey hakkındaki ifadesi Yozgat Sorgun'da.
Gelsin ekranlara. Şimdi orada ifadesinde Songül Erol isimli şahısla evliyim ancak boşanma aşamasındayım demiş eşiniz. Bir türlü de boşanamamışsınız. Bu da o da ayrı bir olay. Sorgun jandarma komutanlığında çalıştığını bildiğim. Bu arada arkadaşlar telefon numarası falan gözükmüyor değil mi ekranda? Tamam. Ali Tereme isimli şahıs benim kullanmış olduğum telefonu yaklaşık bir ay önce arayarak benden 22 bin lira para istedi. Ancak ben kendisini fazla tanımadığım için kendisine istediği parayı vermedim. Bu olaydan 15 gün sonra eşim Songül Erol uzman çavuş Ali Tereme isimli şahsa 40 bin lira TL verdiğini söyledi. Ben de kendisine neden para verdiğini sordum. Eşim bana Ali Tereme isimli uzman çavuşun paraya sıkıştığı için para verdiğini, 2-3 gün içinde de parayı geri vereceğini söyledi. Siz şimdi Ali Tereme isimli bu kişiye bu kadar parayı niye verdiniz Songül Hanım? Sen mi çalıştın kardeşimin paraları? Dur bir dakika. Songül Hanım yanıtlar mısınız? Borç olarak verdim ama ben paramı geri aldım. Ben kimseden davacı değilim. Ben avukat yoluyla ben paramı geri aldım. Bir sürü aynı evde yaşadığınız iddiası var Ali Tereme ile. Aynı evde yaşadınız mı? Hayır o kesinlikle o bir yalan. O onların... söyleyeceğim. En son bağlandım, Songül Hanım canım bu en son Perihan Hanım'la Pembe Hanım ne zaman geldiler Yozgat Sorgun'a? Biz yıllarca gitmiyor. Ne zaman geldiler? Onlar geliyorlar. Mesela geçen geldiler benim eşimi böyle doldurarak işte şey yaparak. Bu, dur bir dakika. Dur geldim. Ya, bak söyleyeyim. Hasta. Fizik tedavisi görüyordu. Geçmiş olsun'a gidiyor. O arada Alper de yanımıza geldi. Dedim ki bak kardeşim ben senin evine gitmem desin. Aha desin Alper gelecek buraya söyleyeceğim bunu. Niye bacım dedi. Ben kesinlikle gitmem senin evine dedim. Çünkü biz bunu sevmiyor. Kesinlikle gitmem dedim. Niye gitmiyorsunuz dedi. Benim kızı aldı. Arabaya kilitledi. Küçük kızım var dışarıda. 6-7 yaşında. Dedi ki geliyorsan gel, gelmiyorsan ben nasıl bırakayım da kızımı? Dedim buna da yalvardım. Ne olur bak kızı bırakmıyor Alper dedim. Alper çocuğu arabaya kilitledi yani. Kilitledi. Evet, bir barışa şey, iniştik. Hani, şey, bize illa gel diye Allah var. Gel diye. Gittik. Biz vardık. Bize hiç ilgilenme yok. Üstümüze bir yorganlar attı. Çöp atarsın. Yani çöplük tam. Ya sen gelin gidersin. Misafir gidersin. Gelin 6 evine. Tane telefonum var. Ben hayatımda bir dakika. 6 telefonum var. Ben onun evine gittiğinde bizim evimize gelsin bakalım. Biz ona nasıl hizmet yapacağız? Bizim üstümüzde çöp böyle. Atılacak yorganlar atmış. Ya söylediğiniz her cümle bir bomba, acayip bir iddia. Yemin ederim yorganlarda şey yok, nevresim falan yok. Ha, böyle evin içi pislik içinde. Songül Hanım öyle mi yapsınız? Hayır kesinlikle ben onları... O kardeşimin paralarını bilerdim ben. Benim kardeşimin mallarını. Sen Ali'ye niye veriyorsun? Kardeşimle kocamla benim kazandım. Hadi senin kocanın bu. Sen parayı sevmiyorum benim kardeşimi. Kocamı sevmiyor. Kocamı İyi sevmiyor kardeşim. Ben dedim bana. Parayı o kadar çok... Bağırmayın bir dakika. Songül Hanım siz Perihan Hanım'a ben Alper'i sevmiyorum. Yalan. Çok sağlı dedi. Ay bak hayret etmiş. Canlarım benim ya. Bir dakika herkes dertli, çok dertlisiniz karşılıklı ama biri bir şekilde suçlu yani de. Yani evet. Yani siz de acaba çok mu karıştınız bunların ilişkisine? Hayır hiç karışma. Ankara'da size bir şey söyleyeceğim. Eğer asla. Dedin ki kaç kere geldi. Kameralar var evinde incelensin. Biz onun evine biz ne sokağa gidiyor 20 senedir 30 senedir. Annemin için babamın mallarını bahçelerini tüm bunları ekiyorlar. Her şey bunların elinde. Arılar babamın bunun elinde. Bizim mallar, bu hep mallarını da kontu yedi yedi yedi. Kaçırmışlar başkalarını. Yani. Bunlardan da şikayetçi olacak. Niye onların evinde kamera var? Şey yani evin kamerasını incelsin der. İncelesin kamerası neyi var? Ne benim evim gelmiştir bu benim evime. Balmurgoyu belki vardır kamerası. Anlamıyorum tane tane Allah aşkına. Biz bir kere Ayfer kardeşimi götürdü. Desin ki ha yemin ettin gelsin buraya. Doğru söyle bak ben senin evine bir kere mi geldim kaç kere geldim. Doğru söyle. Songül söyle bakayım. Bir kere konuşuyor musun? Kardeşin seninle konuşuyor mu? Siz kardeşinizi dövmüş uzak insanlar. Tutuyor, uzak tutuyor. Bir dakika. Kardeşin hocam kardeşinin parasını pulunu yiyip kapıların önünü de dövmüş insanlar bunlar. Ha dövdünüz mü kardeşinizi? Değil. Kim kulaklarını yoldu? Kim kulaklarını yoldu? Niye de öldürdün? Niye ev adam aldın sen? Ben ev adam aldım. Bak
Münir'e gidiyor. Münir'e eline gitti. Eli yüzü tüm tırnak içinde. Tırnak içinde. Kardeşimi sen yaptın. Sen. Bir dakika Songül Hanım. Pembe Hanım. Pembe Hanım bir sakin olun. Siz Songül Hanım Alper'i dövdürdünüz mü? Birileriyle. Songül Hanım siz Alper'i dövdürdünüz mü? Hayır hocam. Kendileri bir şey yapmışlar. Karşılaştık. Bak karşılaşmışlar. Nasıl? Kimle karşılaşmışlar? Songül Hanım anlamadım. Yol üstünde karşılaşıyorlar bunlar. İşte yoldan geçerken. Kimle karşılaşmış? Alper kimle karşılaşmış yolda giderken? Salih Yüksel'le karşılaşıyorlar. Yolun üstünde kavga ediyorlar. Tamam. Salih kim? Evimden çıkmış. Ben izliyorum. Salih Yüksel sizin şu anki. Songül Hanım Salih Yüksel sizin şu anki sevgiliniz mi? Hayır benim sevgilim değil Salih Yüksel. Neyiniz? Salih Yüksel eşimizle görüştüğü kendi köylümüzdür bu adam. Hmm. Bu adam merhaba açtığından sonra eğitim kıkırtından sonra. Ses bozuk geliyor arkadaşlar. Niye doğdu o zaman? Niye doğdu? Eşinin yerini bastırmışlar. İlle niye ben bu hanımla geline yüzüne mahkemede dosyaları var? Niye diyorsun? Bir kardeşimi bağlayınsın Alper Erol'u bu konuşurken. Evet. Lütfen. Alper'le bir bağlanalım da Alper'le sizin aranız nasıl? Alper Erol, ben çok iyiyim. Hiç doğmuşum elimizi kaldırmışım. Tehdit altında biz kardeşimize. Kardeşim yoksa bizden hiçbir biz şey demez. Evini, biz bunun evini hatta geçen tartıştık dedim sen bizi niye kardeşimizden uzaklaştırıyorsun? Alper Erol ne söyleyeceğim ikinizden de. Biriniz konuşunca biriniz soru. Evet. Susun. İkinize de çok acayip bilgiler var, iddialar var. Kardeşim yani. Hepsini öğrenmek ki, istiyorum, kaçamamak istiyorum. Ben bunu tanımam. Evine gitmem, barkına gitmem. Bak kardeşim diye kafamız iyi yok. Bak kendini severdim. Desin ki yalan diyor desin. Ben saygı da duyarım. Ama bak bir olur, iki olur, üç olur. Kardeşim o kadar adam yerine koymuyorsan. Ayrıl git, boşan git ya sevmiyorsan de boşanım. Ben boşanayım, gideyim. Başka birinden yani hayat kur. Böyle kocanın başında oynanmaz, oynanmaz. Bunu unutma. Şimdi bu kişi astsubay mı, uzman çavuş mu? O da başka herhalde. Bilmiyorum. O da başka. Vallahi o da başka herhalde. Ben bilmiyorum. Ay, bir dakika, bu kişiyle ilgili olarak. Siz bakar mısınız? Uzman demiştiniz herhalde, bir bakayım dedim. Ama şey olarak geçiyor. Arkadaşlar uzman çavuşmuş. Dolayısıyla KC'lerde dikkat evet. edin. Haklılar izleyicilerimiz. Teşekkür ediyoruz bu dikkatli şey için. Kullanmamışız evet. Zaten kullanmıyoruz. Asker demiştik zaten. Asker demiştik ama bize astsubay olduğu söylendi. Astsubay değilmiş. Onlar da yanlış biliyor olabilirler. İfadede tutanakta uzman çavuşmuş bu kişi. Uzman çavuşmuş. Ali Tereme. Ali Tereme'nin de cevap hakkı var tabii ki. O da bağlansın, bildiklerini anlatsın. Ali Tereme lütfen bağlanır mısınız? Yani siz Songül Hanım'la nasıl bir dostluğunuz var? Songül Hanım normal dostluğumuz, arkadaşlığımız var. Sevgili değildik diyor. Şimdi Songül Hanım hatta mısınız? Evet buyurun. Şimdi ben şunu merak ediyorum. Siz her seferinde bazı olaylar olmuş tekrar geri dönmüşsünüz. Siz Alper Bey'i seviyor musunuz? Ben eşimi tabii ki seviyorum. Ben bunların yüzünden. O zaman Salih'in yanında ben ne eşiniz var? Ben çocuğumu kaybettim, rencide oldum, dövüldüm, rencide oldum. Eşim hiçbir şey diyemedi bunlara. Peki. Hatta Orhan ben çocuğumu kaybettiğimde bak Ali Türen'e de buna şahit. O karakolda görev yapıyordu. Bu Perihan Şahin. O Aygül, Aygül dedikleri küçük kardeşleri. Bunlar iki günlük hastayım. Eşimin telefonundan beni rahatsız etti. Ben telefonu koydum hocam. Yüzbaşlar işte yukarıdaki şeyler hep dinledi bunların ses kayıtlarını. Dediler ki senin çocuğun, senin karın, benim eşimi de oturtturdular böyle. Neden böyle yaptırıyorsun dediler. Bu bir şey söyleyeceğim. Ya bir şey söyleyeceğim ya. Şöyle şimdi sizle o yufkacı Salih arasında neden o zaman şeyi sordu Orhan Bey? Önce sorunu bir daha sorar mısın? Sonra ben başka bir şey soracağım. Demiştim kaynadı, ki bir yorum gibiydi ama Songül Hanım demiştim madem eşinizi seviyorsunuz şu andaki Salih Bey'in yanında ne işiniz var? Niye eşinize sahip çıkmıyorsunuz? Salih Bey'in yanında benim işim yok ki, ben Salih Bey'in elinde, ben evimdeyim. Ben evimdeyim, çocuklarımın başındayım. Niye bu ben iddialar? Ben hatta kaçtı diye iddia ettiler. Ben o yayını izlediğimde ben karakola gidip ifade verdim yani. Ben dedim bak buradayım, ben çalışıyorum. Ben evimdeyim, çocuklarımın başına şimdi, şimdi bir şey soracağım. Songül Hanım, sizin eşinizle hayır. Salih Bey bir dakika karışmayın, bir şeye ulaşmam lazım bilgiye. Sizin kocanız Alper'le yufkacı nasıl karşılaşıyorlar, nasıl oluyorlar? Bana bir anlatır mısınız? Hocam yoldan geçerken işte karşılaşmışlar bunlar. Hı. O arada tartışmışlar yani. Yani benim evin çevresinden şuradan buradan gayet uzak bir yer. Yani yolda Salih yürüyor. Bir dakika özür dilerim. Yürüme. O arabasıyla gelirken bunlar karşılaşmışlar. Nerede karşılaşıyorlar? Salih o sırada kimin evinin etrafında dolanıyor acaba? Salih nerede? Salih sağ evinin önünden gelen. Hangi? Yani kocanız Salih'i, kocanızla sizin evinizle Salih'in evi arasında ne kadar mesafe var?
ne kadar mesafe var? Bir saatte mesafe var. Ne kadar? Ne kadar? Yani. Ne kadar? İlçe küçük bir yer. İlçe küçük bir yer yani. Biz yok kadar... ben bilmediğim için soruyorum. Sizin evinizle Salih'in evi arasında ne kadar mesafe var? Kesiliyor arkadaşlar. Yani, bir mesafe yok. Yani, zaman olarak Songül Hanımcığım, zaman olarak söyler misiniz canım? 10 dakika mı, 5 dakika mı, 2 dakika mı? Kaç dakika canım? Ne gibi? Ya zaman olarak kaç dakika? Salih'in eviyle sizin evinizin... Mesela 2 dakika, 2 dakika, 3 dakika sürmez bile yani arabayla 2 dakika. 2-3 dakika, 2-3 dakika sürer. O sırada Salih sizin evin orada mıymış? Neredeymiş acaba? Hayır, bizim evin orada değil. Bizim evin orada değil. Emir yolunu... Emir yoluna orayı bağlayan, iki caddeyi birbirine bağlayan bir köprü var. Ha. Bunlar orada karşılaştılar. Emin orada misin? Tartışmışlar. Bak emin misin? Emin misin son eminim gece? Ben olay yerini polis de şey yaptı. Orada şeyde de var. Hı-hı. Her yerde var yani. Poliste var bunun bilgileri. Sizin eşiniz Alper Bey'i yayın alır mısınız arkadaşlar? Bir arar mısınız? Alper Bey aramış. Yufkacı diyor ki sürekli bizim evin etrafında dolanıyordu demiş. Bir gün yakaladım yufkacıyı. Beni dövdü yufkacı diyor. İşte kardeşim doğru. 5 yıldır bu durumlar var. Ben kurtulmak istiyorum diyor Alper. Vay kurban olurum sana kardeşim. Ha, dur bir dakika bir sakin olun. Şimdi hanımefendi Songül Hanım. Salih Bey neden Alper'i dövüyor? Artık o ona ne dedi o dereceyi ben bilmiyorum. Bir aralarında, doğru söyle doğru. Bir dakika aralarında bir husumet mi var Songül'cüğüm? Ya işte bunların lafı sözü ortalıktaki dedikoduların nedeniyle birbirlerine tartışıyor. Laf söz ne? Dedikodu ne Songül'cüğüm? Ya benimle onu yakıştırıyor. Mesela yoldan geçse bu niye geçti buradan? İşte şuradan geçse niye geçti? Ne oluyor Salih falan Bey, filan. Salih Bey evli mi? Evli. Kaç çocuğu var Salih Bey'in? Bildiğim kadarıyla 3 çocuğu var. Salih Bey ile sizin eşinizin arasında ne kadarlık bir arkadaşlık var? Ne zamandır tanışıyorlar? Ne kadar yani bunlar aynı köylü sonuçta çocukluktan beri belki tanışıyorlar. Siz de sonra peki bir samimiyet mi gelişti aranızda acaba? Ne gibi samimiyet? Arkadaşlık, dostluk ya da aşk. Ya gibi. Arkadaşlık biz esnafız zaten biz nasıl diyeyim biz merhabalaşan yani çevresi olan bir insanız. Bir şey söyleyebilir miyim? Vallahi herkesin şey çevresi istiyor. Var. Ya böyle şimdi. Ya olur mu? Herkes... Bir şey istiyorum. Bir dakika. Didem Hanım. Arkadaşım dedi ya. Efebek dedi ya. Bakın burada yayınlıyorum. Görümceme yavladım. Arka bayık dedi. Onun için verem yok dedi. Tutluk diye aşıklar tepesinde dedi. İresimleri bütün dedi. Salih'in elinde dedi. Görümceme de yavlardım ne olurdum akşamdan. Tamam, elini ayağını kapıyorum bu çocukların eline görmeden dedim. Bunları al dedim. Alper'i dinleyeceğim. Alper Bey merhabalar. Benim kardeşim konuşsun. Merhabalar. Kurban olayım sesimi. Selamlar Alper Bey nasılsınız iyi misiniz? Teşekkür ederim sizleri sormalı. Ali teşekkürler sağ olun. İki tane kardeşiniz burada ablanız. Gözü yaşlı evet, bize bir geldiler. Nasıl derttiler? Kurban olurum buna kurban. Acayip iddialar var sizin. Sağolunlar. Yayınınız için öncelikle kolay gelsin. Teşekkür ediyorum böyle bir program düzenlediğiniz için. Sağ olun. Biz derdi olanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kardeşinizle. Şimdi, buyurun Alper Bey. Siz işiniz... Kardeşlerim aslında beni çok seviyor. Ölürüm sen, ölürüm. Sen ona yem etmeyecek. Yediği kadar yeter. Sen bizim kardeşimizsin. Evet. Açıkları söyle kardeşim. Biz seni yani. Kaldırdık bir şey peşindeyiz. Ama bırakın da söylesin. Tamam. Kardeşim. Tamam. Şöyle söyleyeyim. Mesela bizim Songül'le 5 yıl öncesinden çok güzel bir evliliğimiz vardı. Evet. Açık söylemek lazım. Şimdi çocuklarımın annesi. Ben doğruyu da yanlışı da açık söylerim. Tamam. 5 yıl öncesinde çok güzeldi. Ama 5 yıl önce diyeyim Songül'ün çevresinde bazı insanların dolanmasıyla, Songül'ü kandırmasıyla, Songül'ü biraz daha böyle fişeklemesiyle Songül'ü kendinden geçirmesiyle işte o sırada altın falan çok yapıyorduk. Param vardı, durumumuz iyiydi. Hı hı. Böyle bir zamana denk geldi. Çevresine takılan bir insan artık şebeke mi diyeyim, hırsız mı diyeyim bunu kandırıyor. Diyor ki işte ben seni götüreceğim, işte ben subayım. İstanbul'da güzel bir hayat vereceğim, orada yaşayalım deyince Songül çok çabuk razı oluyor bu olaya. Peki Alper ama Bey diyor, ben... benim çocuklarım var diyor. Alper işte çocuklarımı Bey. Da kabul ederim diyor. Buyurun. Alper Bey, 5 yıllık mutlu evlilik içerisinde olan bir kadın, bir hanımefendi. Sonra ne oluyor da nasıl bir kırılmaya giriyor ki? Yani görümcelerinden şikayetçi mesela. Ya kardeşlerinizden evet. Şikayetçi. Kardeşleriniz evet. Bir baskı yaptılar mı evleriniz boyunca size geline? Yok. Herhangi bir baskı yok. Şimdi benim karım Songül
şunu yaptı. Benim ailemi benden dışlatmak istedi yani işin gerçeği. Kurban olurum sana. Evet. Yani ben istedim ki onlar benim kardeşim gelsin gitsin ama bana dedi ki ya onlar ya ben dedi yani. Ben de dedim sen benim ailesin. Tabii ki öncelikle seçenen istediğin paralı kullandın dedi. Onlar diyorlar ki kardeşleriniz o mutlu olsa biz oraya gitmeyiz biz bile ama. Biz onun için canımızı veriyorduk. Alper Bey siz bu evlilik boyunca mutlu oldunuz mu malımızı gerçekten? Malımızın mülkümüzün üstüne bak hiç kıyamadık bile ne. Dur canım benim. Şunu söyleyeyim 5 yıl boyunca hiç mutlu olamadım. Her defasında hatalarını kabul ettim. Hatta bana büyük yeminler ettim. Yapmayacağını ama en fazla 1,5-2 yıl sürdü bunu yapması. 1,5-2 yıl sürdü. Sürekli evet. Sürekli peki İstanbul'a ilk gittiğinde kimin yanına kaçtı? O sırada çocuğum karnımda diye ölmüştü. Ben bir bunalıma girdim diyor. O çocuk nasıl öldü? Şimdi şöyle söyleyeyim Didem Hanım. Şimdi benim oradaki ablalarım hani olayı tam detaylı bilmediği için benim anlatmam daha açık. Evet. Açıkça ben sizi de gerekirse buraya bekliyorum. Gelir misiniz? Evet, aslında gelir misiniz Alper kardeşim? Ben hırmam gelirim yani. Tamam, başımın üzerinde yeriniz var ki çünkü ona göre biz her şeyi çok net konuşalım. Gözünüzü seveyim. Yani ben de yanlış bir yayın yapmak istemiyorum. Songül Hanım da burada olacak. Dolayısıyla pazartesi günü biz böyle herkesi dinleyelim ki sağlıklı bir yayın yapalım. Bir kardeşim. Söyle canım. Evet. Biz senin evine evet, kaç kere gittik? Doğru söyle. Benim kızımı zorla arabaya bindirmedin mi sen? Arabayı alıp kitlemedin biz de dedik dayanamadık geri senin evine geldik. Aslında kardeşlerim onu çok seviyordu. O hata yapınca aralarına mesafe koymak zorunda kaldılar. Bana bırak dediler ayrıl. Bununla olmaz dediler. Ben de hala ısrar ettim çocuklarım küçük diye. Çocukları baktım. Yani çocuklar üzülüyor. Ben de dedim ki bir şans daha verelim. Çünkü kendisi çok istiyordu yani bu ayrılmamayı bu hatalarından sonra. Alper Bey bu çocuk nasıl karnında öldü? Yani dedi ki mesela eşiniz Songül Hanım, görümcelerim beni dövdü, o çocuğu ben öyle kaybettim dedi. Didem Hanım şöyle söyleyeyim, buna bir açıklık getirmem gerekiyor. Tabii. Biz o sırada köyde oturuyorduk yani. Hamileydi. Bazı sebeplerden hastaneye gidemediğimiz de olmuştur yani. Tedavisini bir iki gün, kesinlikle öyle bir olay yok. Nasıl öldü çocuk? Çocuk olayı kendi karnında işte artık nasıl olduysa... Kendi hatasından yani öldüğünü düşünüyoruz. Çocuk nasıl bir hatadan şey nasıl bir hatadan dolayı öldüğünü düşünüyorsunuz? Şöyle olabilir. Çocuğun göbeği herhalde yani bir bayram arasıydı. Tedaviye gidemedik. Çocuğun göbeği herhalde bunun boğazına dolanmış çocuğun. Çocuk yani doğuma yakın. Ondan dolayı. Ha Songül bana şunu da söyledi. Bu olayı işte kardeşlerimin oraya çıkmasına kızdı. Dedi ki bana ben dedi oraya çıkarım ben de kendimi savunurum. İşte çocuklarımı falan öldürdünüz. İşte siz yaptınız. Öyle bir şey olsaydı ki şimdiye kadar neredeydi benim karım? Şimdiye yani, kadar bir şey söyleyeceğim. O çocuk sizin çocuğunuz mu? Başkasından mı? Yok benim çocuğumdu. Ama öyle dememişsiniz kardeşlerinize. Ayfer sana bir şey soracağım. Ayfer dinle kardeşim. Ayfer sana bir şey soracağım. Bana dedi ki Ayfer kardeşim dedi kucağına aldı çocuğun ölüsünü dedi. Dedi. Bak dedim dedi. Kuvvet ederek bu çocuk benden değil dedi. Yüzüme dedi. Gitti mi? Onun da benden olmadığını biliyor dedi. Öyle dedim mi Alper Bey? Çocuk sizden değil demiş. Kesinlikle öyle bir şey yok şimdi. Yani çocuk bilmiyorum, benim çocuğum. Öyle dedi. Kendi karısı ne zaman oldu bu olay? Ne zaman oldu? Bu olay çok eskiye dayanıyor yani. Ne kadar diyelim? Belki 15 yıl falan olmuştur. Daha evliliğinizin başlarında oluyor yani. Evet. Evet. Ya bu çocuk son peki en son bu şeyle sonra yeni. Siz buraya gelince bütün olayları teker teker konuşacağım ama şu Salih ile siz karşılaştınız mı? Aranızda ne oldu? Salih sizin şu anki yani eşinizin şu anki sevgilisi mi? Çünkü hanımefendi benim sevgilim değil diyor. Evet. Şöyle söyleyeyim. Benim açıklamam tabii ki daha net. Ben yaklaşık 5 ay önce bu Salih denen şahsı bilmiyordum ben karımın çevresinde olduğunu. Ta ki benim karımın hareketlerinin bana değiştiğini gördüm. Bazen benden böyle işte tiksinir gibi falan yaptığını evde falan. Daha sonra o sırada ben Antalya'ya ev almak için gitmiştim. Tesadüfen evin sahibi Rus'tu. Bize zaman istediler bizden. Orada kapora verdim geldim. Evde otururken tesadüf Songül telefonla oynuyordu. Aşırı heyecan gördüm Songül'de. Dedim ki hanım o ne dedim. Dedi ki önemli bir şey değil dedi. Telefonun elinden almayı istemedim. 5 dakika sonra mutfağın balkonuna çıkmış. Yine oynuyordu telefonla. Elinden çektim aldım.
o şahısla mesajlaşıyordu. Ne diyordu? O sırada ben ev olayını iptal ettim yani. Birkaç gün sonra ben kendi karımı izlemeye karar verdim. Salih ne iş yapıyor bu arada Alper Bey? Salih ne iş yapar? Bu benim kendi köylüm yufkacı. Yani biraz nasıl size anlatayım. Yufka yapıp satıyor mu? Yufka yapıp satıyor. Biraz böyle gelen bayağı... Hakaret etmeyelim de. Peki evet. Sonrasında bunların bu ilişkilerini bir anlamda tespit etmişsiniz sizin iddianıza göre. Dilem Hanım şöyle net bir şekilde yani uzatmadan söyleyeyim. Sizin de orada programınız önemli. Saatiniz, dakikanız. Ben bunu izledim. Benim karım benim gittiğimi zannetti pazara. Aslında ben araç kiraladım. Evin çevresini onu gözetledim. Evden çıktı gitti. Ben kaybettim onu. Öğlen saat 1:30'a kadar gelmedi. Her aradığımda evde yatıyorum dedi bana. Ben biliyorum gittiğini ama evde yatıyorum dedi. Daha sonra geldiğini hepsini inkar etti. Arkadaşlarımın yanına gittim dedi. 2 gün sonra bu Salih'le gitmeye karar vermiş. Araba kapıda duracak. Yani arabanın gittiğini görmeyecekler. Araba var mı var denecek. Salih Bey evli değil mi? 3 tane de çocuğu varmış. Songül Hanım da söyledi. Bu şahıs evli. Sadece bununla gönül eğlemek amacıyla yani benim karımın çevresinde gezip kandırıyor. Şöyle söyleyeyim. Ben bunu izlemeye karar verdim. Bunu devamlı evimin çevresinde görüyordum. Hanım diyordum ben işte Songül bu adam niye bu kadar burada geziyor dediğimde de diyordu ki ya bırak orası yol herkes gezebilir diyordu bana yani. Siz o mesaj... Didem Hanım daha sonra aradan 2 ay 3 ay geçti. Tabii ki o sırada beni avukata elimi tuttu götürdü Songül. Dedi ki 20 yıllığın bir dedi... İyi yönleri var. İyilikle ayrılalım falan dedi. Tabii ben araştırdım bu Salih denen şahıs çok buna vaatlerde bulunmuş. Değil mi? Sen yeter ki ondan ayrıl. Ben sana şunu alırım, bunu alırım. Yani böyle bir şey olduğu zaman bunun aklı oraya takılmış yani. Benden ayrılmaya karar veriyor. Ondan sonra Dur Orhan, onu konuşacağız. Onu Orhan Bey'in bir sorusu var. Orhan Bey. Dediniz ya balkonda mesajlaşırken yakaladım. O zaman ne yazıyordu mesela mesajda? Mesela şöyle yazıyordu. Canım mesajda canım falan diye her şeyi yazıyordu yani. Yani aralarında bir sevgi ilişkisi vardı belliydi yani değil mi bu? Çok samimi bir ilişki gördüm yani. Üstelik bana da yansıtmıyordu. Şimdi benim eşim olduğu halde beni de çok yani kendine yakın tutuyordu yani. Hiç bana belli etmiyordu yani. Alper Bey bir dakika. Songül Hanım hatta mı arkadaşlar? Evet buyurun. Tamam. Songül Hanım kocanızı dinlediniz. Buyurun. Ne söyleyeceksiniz? Hocam dediğin gibi elle durulur, tutulur, göze görülür bir şey görmedi. O mesaj iddiası da eşimin tamamen yani yanlış. Nesi yanlış? Dediğim gibi ben o adamla öyle bir ilişki yaşamadım. Tamam konuştum. Konuşmadım demiyorum. Konuştum. Dediğim gibi belki yazmış olabilirim. Konuşmuş olabilirim ama ilişki. Niye konuşuyorsunuz Songül Hanım? Ben bir şey yaşamadım. Neden konuşuyorsunuz? Evli barklı bir insan olarak. O da evli barklı bir adam. Niye konuşuyorsunuz? Konuştum. Kocanızı sevmiyor ama musunuz? Ama kötü anlamda değil. Belki merhabalaştım. Belki bir derdimiz vardı. Belki onu konuştuk. Yani ama kötü anlamda aşk, sevgi, şu bu anlamında öyle bir şey yaşamadım. Peki yani. Siz onunla konuşurken Salih'in evli olduğunu, onun da bir karısı olduğunu biliyordunuz. Biliyorum. O kadına biliyorum. Da yazık değil mi? Ya şimdi ben ona illa şunu bunu yapalım, şöyle böyle eşinizi bırakın ya ben eşimi bırakayım şu bu öyle bir şey düşünmedik ki. Tamam çok önemli iddialar, telefonlar geliyor. Hepsini konuşacağız. Songül Hanım da pazartesi burada olacak ama ona soracağım çok önemli sorular var. Bir ara verelim, devam edelim. Hiçbir zaman vazgeçmeyin diye sizlerle birlikteyiz. Dön geri gel yavrum, bitme tutma. Geri dön, ben amansa geri. Bana gelmiyorsa ona da gitmiyor. Kızı Zeynep Orhan kayıp. Cemile ne olursun bak geri dön kızım. Bir genç kızın hayatı söz konusu. Zorla çalıştırdı. İstemeyerek oldu her şey. Sen de bu hayatı benimsemişsin demek Emrah'la beraber. 5 aydır ablamla haber alamıyoruz. Çalışıyorum diye evden çıktı ve bir daha geri döndü. Aklını bil beni dinle. Biz bütün belgeleri teker teker ortaya koymaya devam ediyoruz. Batağa girme girdikçe. Sen bana asla damat olamazsın. Sonuna kadar arkasındayız davanın. İhbarlarınızı bekliyoruz. Sen o programdan vazgeçmezsen ben de bu çocuklar bu uçur vazgeçmeyin. WhatsApp ihbar hattımız 0549 215 10 10.
Devam ediyoruz yayına. Yayında bu defa Hatun Baş'la birlikteyiz. Samsun'dan yayınımıza katılıyor. Evet. Samsun'dan ne kadar dertli ya. O kadar evet, çok. Evet, aynen Didem Hanım. Orhan Bey hemşeriniz. Çok. Evet, hemşeriniz çok dertli valla Orhan aynen. Bey. Hoş şimdi geldin. Sağ olun. Hatun Hanım da dolandırıldığını söylüyor. Onunla bir çekim yapmıştık. Bir ekranlarınıza gelsin, hemen sonra onun derdine de yardımcı olmaya çalışalım. İnşallah Didem Hanım. Hatun Baş ve eşi yan dükkanlarındaki esnafı dost sandı. Dolandırıldı. Eşimi dolandırdılar. İş yerimizi kapattılar. 2013'te fırın aldık. 200 bin liramız vardı. Aldık. 100 liramız açık kaldı. Eren diyor ki ben sana diyor 100 milyar vereyim. Sen diyor bana fırını ipotek ver diyor. Eşimi orada oyuna getiriyor, imza attırıyor. Erhan Bey bize 100 bin lira para verdi. İpotek koydurduktan sonra biz Erhan Bey'e borcumuzu hep ödedik, bitirdik. Taksit taksit bitirdik. Bir sene mi geçiyor, iki sene mi geçiyor? Borcum yok. Tekrar Erhan Bey o ipotek fırının üstüne olduğundan gidiyor bankadan bir miktar para çekiyor. 180 bin liraydı. Faizlerle 260 liraya çıktı. Geldiler bizim iş yerimizi kapattılar. İddialara göre Erhan Bey ve ayrıldığı eşi bu işte ortak. Erhan'ın mal varlığı çok var dediler ama eşinle anlaşmalı boşandığından bir talep edemiyorlar. Başkalarına kaçırmış malını. Anlaşmalı boşanmışlar ya, hep tehdit ediyormuş gideni. Yok benim öyle borcum yok, ben zaten ayrıldım. Ekmek teknesinden olan Hatun Baş'ın tek isteği var. Yani arkadaşlık bu muydu yani? Beni çok mağdur etti. İki çocuğumu ne doğru dürüst evimde huzurum kaldı. Ağlamadığım bir gün olmadı. Beni yaktın, başkalarını da yakma kardeşim. Şimdi Hatun Hanım, sizin evet. Fırın almaya kalkmışsınız, başınıza gelmeyen kalmamış. Evet Didem Hanım. Peki sonrasında bu 100 bin liranız eksik kalınca da Erhan Bey size yardımcı olmak istemiş. Verdi, 100 lira verdi. Hı. O 100 lira verdikten sonra tekrar gidiyor eşimin imzası olmayaraktan bankadan o kredinin üstüne bir daha kredi çekiyor. Hı. Son şeyinde hiç imzası yoktu. Ne kadar kredi çekiyor? Sizin şurada kağıt var hocam. Yo, söyle sen miktarını. Siz söyleyin ya. Siz söyleyin, ben şimdi onların hepsine bakamam. Şurada ya, şuna. Ne kadar çekiyor? Oturun yerinize de. Tam rakamlar o 300, bir dakika gözlüğümü tak. Bir 300 bin lira bir de 110 bin lira evet, civarında kredi evet, çekiyor. Evet Didem hocam. 315 bin lira bir de 110 bin evet. Lira kredi çekiyor. Peki bu krediyi sizin onayınız olmadan nasıl çekiyor? En sonda hiç eşimin imzası yok. Baştan bir imza attırmış. Vereyim şöyle Aslı'cığım. Al. Eşiniz bir imza atıyor ama. Atıyor. Baştan bir oyuna getiriyor, imza attırıyor eşime. Hı hı. Eşim de şu an rahatsız. Hı hı. Çalışamıyor. Çok mağdur bıraktı. Hatun Hanım siz 100 bin lira borcu ödedikten sonra ipoteğini kaldırmak için niye müracaat etmediniz? Kaldırmamış işte. Kaldırmadı. O öyle onu boyalamış eşimi. Şu gün olur, bugün olur. Öyle öyle gidiyor bankadan parayı çekiyor. Kaçtı gitti. Ya 500... Bulunmasını istiyorum. Şu anda bulamıyor musunuz? Yok şu an İstanbul'da yine telefonculuk yapıyormuş. Erhan Bey'in fotoğrafını bir ekranlara getirelim. Bordu, Samsun arası yine telefonculuk yapıyormuş. Erhan Doruk, sizin iddialarınıza evet. Göre. Erhan Doruk sizi hiç onayınız almadan sizin üzerinize krediler çekiyor. Evet, çekiyor imzasını kullanarak tekrar kredi çekiyor. Eşim şu an rahatsız, hiçbir ne çalışıyor ne bir şey diyor. Çok mağdurum Didem Hanım. Peki, bulunsun, cezasını çeksin. Ama işte burada bizim yapabileceğimiz çok da fazla bir şey yok. Hukuken yani sizin bir hakkınızı evet. Aramanız gerekiyor. Onu yaptınız mı? Evet, başvurduk. İki tane avukat tuttuk. Sizi de izlediğimizden dediler Didem Hanım bu işi çözer. Bir de ben avukat değilim, hukukçu değilim ama elimden geleni yaparım. Derdi ol. Ama mesele Erhan Bey'in bir ortaya çıkması lazım. Evet, Erhan Doruk, bulunsun, cezasını hiç, çeksin. Siz ulaşamadınız mı hiç? Hayır, hiç ulaşamıyoruz. Şimdi benim anlamadığım şu. Banka krediyi kime veriyor? Erhan'a. O imza atmıyor mu? Eşime attırıyor imzayı. Ama bir sefer attı diyorsun. Bir sefer attırıyor, sonra bizim ipoteğe verdiğinden gidiyor tekrar bankada, orada bankada adamları varmış, uyduruyor. Tamam, siz bu işin bu noktasına itiraz edeceksiniz. Ettik ama iki tane avukat tuttuk kardeşim. Ama o hele hemen bitmez Hatun Hanım. Hukuk davası. Banka bu. Geldi, el koydu fırına. Hiçbir iş. Ne zamandan beri mücadele ediyorsunuz? Ne kadar oldu? Bir sene oldu Didem Hanım. Bu işler maalesef biraz uzun biraz sürüyor. Uzuyor. Yani biraz tabii adalet hemen yerini bulmuyor. Ama siz Erhan Doruk'un nerede olduğunu emin misiniz? Bulamıyoruz. Dediler işte İstanbul, Ordu arası aynı yine telefon işleri yapıyormuş.
Tamam, biz Erhan Doğru'nun en azından fotoğrafını bir ekranda izleyicilerimize gösteriyoruz. İhbarlar gelirse sizin avukatınıza nerede olduğu ile ilgili bu ihbarları veririz. Evet. Çünkü daha sonrası bu kredi meselesi o artık bankayla sizin aranızda. Ve Erhan Doğruluk da bununla ilgili işte avukatlarınız da sizin aranızda olacak. Siz Erhan Doğru'ya ulaşamıyorsunuz. Evet, ulaşamıyoruz. Evet, yani biz de Erhan Doğru'yu sevgili izleyiciler gördüyseniz İstanbul'da telefonculuk yaptığı söyleniyor. Lütfen ihbarlarınızı bizi arayın. Hanımefendiyle ikisini bir araya getirelim. Sonuçta gidip yargı önünde bu hesabı yargı önünde sormanız evet. lazım. Evet. Biz sizin ona. Paranızı ondan geri alamayız. Ancak sizi onda... Bulunsun cezasını çeksin. Benim çok yani mağdur bıraktı. Eşim psikolojisi bozuldu. Çok her gün ya. Evde çölümle çocuğumla yani hiçbir huzurum kalmadı. O da gül gülistanlık yaşıyor. Rabbim sorsun ona. Siz o fırını tamam sonra kapattınız evet, mecbur. Evet kapandı. İş yerimiz kapandı. 9-10 aydan beri eşim evde yatıyor. Hiç nasıl geçiniyorsunuz? Hiç. Kol komşu bana yardım ediyor Didem Hanım. Ay canım benim ya. Çok fırın mağdur bıraktım. Fırın ne oldu? Fırını banka geldi kilitledi kardeşim. Rehin şey evet, oldu. Evet. Banka el koydu fırına. O yüzden çok zor durumdayım. Dedim Didem Hanım'ı sizi çok izliyorum programınızı. Sağ ol canım benim teşekkür ederim. O yüzden bir dedim başvuracağım. Peki şimdi o kredileri siz mi ödemek zorunda kalıyorsunuz? Nasıl şimdi o? Tekrar biz o 300 milyar verirsek fırını açabiliyoruz. Ruhsatı falan alabiliyoruz üstümüze. Ama durumum olmadığından bulunsun benim iş yerimi açmasını istiyorum. Erhan Doruk bunları neden zavallı bu insanlara yaptınız? Ha, ya? Beni gibi garibeni mi buldu kardeşim? Benim eşim böyle ilkokuldan çıkmış bir yırtık ayakkabıyla geldi. Çok zor durumda bıraktı benim eşim yani çalışan bir insanıydı. Böyle mağdur bıraktı. Eşimin de psikolojisi bozuldu. Benim de iki tane de arabamız vardı öyle. Bize 500 milyar taktı kaçtı gitti. Bulunsun beni gibi milletin canını peki, yakmasın. Telefonlarımızı ekranda görüyorsunuz. Erhan Doruk'u İstanbul'da gördüyseniz, tanıyorsanız, sizi de dolandırdıysa lütfen bizi arayın. Biz Hatun Baş'a ve eşi Reşit Baş'a yardımcı olalım. İnşallah Didem Hanım. İnşallah canım Hanım. Benim çok geçmiş olsun. Sağ olun. Bir ara vereceğiz tekrar beraber olacağız. Tamam Didem. WhatsApp ihbar hattımız 0549 215 1010. WhatsApp ihbar hattımız 0549 215 1010. Evet Hatun Hanım da çok dertli. Komşusu Erhan Doruk tarafından dolandırıldığını iddia ediyor. Erhan Doruk'un fotoğrafını bir kez daha ekranlara getirelim. 500 bin lira yakın dolandırılmışsınız. Evet, yazık evet. Günah. Bir fırın açarken. Çölümün çocuğumun geleceğini kararttı Didem Hanım. Erhan Doruk'u gördüyseniz lütfen bizi arayın. Yardımcı olmaya çalışalım siz ve biz birlikte. Dolayısıyla bakalım nerede bu iddialara nasıl yanıt verecek merak ediyorum. Bu arada bugün Aytül Hoca yoktu. Funda Hanım da yoktu. Ama Aytül Hoca küçük bir sağlık sorunu yaşıyor. Sevgili Aytül Hocamıza bir kez daha büyük geçmiş olsun diyoruz. Pazartesi günü biz tekrar karşınızda olacağız. İnşallah 3 kadro, 3 kişi de hep beraber karşınızda olacağız. İyi akşamlar, iyi hafta sonları. Hoşçakalın.